ALCS kaldığı yerden devam ediyor. Mücadelelerin artık iki maç üzerinden oynandığını söylemiştik. Yani bir seri izliyoruz iki maçlık. Tabii bu mücadeleler oynanırken farklı bir yerde oynanan bir karşılaşma daha vardı. O da Rocket'le Orient'di. Biz Fnatic Schalke mücadelesini anlatırken onun da bilgisini vereyim. Orient ilk mücadelede galip olmayı başarmış Rocket karşısında. Ki bu da onların ligdeki ilk galibiyeti anlamına geliyor. Ya bir şey diyeceğim. Şaka maka hakikaten XP'yi bundan sonra AD oynarken mi göreceğiz? Almayacaklar mı acaba birini yerine? Çünkü hani Rocket kuvvetli bir ekip. Geçen hafta çok önemli bir galibiyete de yani daha çok önemli performansları imza attılar. Ciddi ciddi XP'yi AD'de oynarken mi, nişancı oynarken mi göreceğiz? Ya açıkçası normal bir nişancı olarak değerlendiremeyiz ama bir orta koridorun nişancı oynamasına bakarak, yani mekaniklerine bakarak ben başarılı buldum. Özellikle üst koridorda aldığı skorlar vardı Sivir'le. Sivir'le iki kere Olaf'ın üzerine attığı sıçralar da vardı, Victor'un üzerine attığı sıçralar. Ama bu da pozisyonu yani role olmayan hakimiyetinden kaynaklanıyor diyebiliriz. Yani işte bakalım hani bir noktada geçtiğimiz mevsim zaten çok uzak değil geçtiğimiz iki mevsimde Cloud9'ın bir türlü Hay'ı gönderemedi daha doğrusu emekli olmasına izin vermediğini tanıklık ettik. Çünkü Hay bir buçuk sene önce aslında emekliliğini ilan etmişti. Tamam ben bırakıyorum, bileklerim ağrıyor artık şey yapamıyorum yani artık devam edemiyorum, emekli olacağım ben diyordu. Cloud9 resmen izin vermedi çünkü çok ihtiyaçları var onun takıma kattıklarına. Gerçekten değerli bir oyuncu. Her ne kadar mekanik anlamda çok üst düzey olmasa da, diğer oyunculara yetişemese de. Aynı şeyi acaba Avrupa tarafında Orient'de mi göreceğiz? Çünkü XPK'de hani mekanik olarak baktığınız zaman çok daha yetenekli oyuncular var tabii ki. Febiwon var, Perks var, Fox var, yine yetenekli, kendini göstermeye devam ediyor. Zaten sırf bu sebepten ötürü Power of Evil bu takıma normalde orijinal olarak getirilmişti. Ama XPK'ye o kadar ihtiyacı var ki Orient'in, apayrı bir rolde onunla oynamaya devam ediyorlar. Önemli olan XPK'nin varlığı diyebiliriz takım için. Ama istersen şimdiki mücadeleye geçelim. Fnatic Schalke mücadelesine geçelim. Schalke'de Steve'in bu mücadele hakkında bir röportajı var. İsterseniz önce onu izleyelim. Ardından yorumlamaya devam edelim. Well, it changes your whole composition and the way you play the game because when you have a carry top laner, you need to put more pressure around the top lane and look for more split push, let's say. Whereas before, tanks into tanks, it was more like pushing the wave in and then trying to have an impact, like moving into mids or making a TP play at Baron or something. And right now, let's say you're a tank into a carry. If you TP to make a play and it's not good enough, the carry will take your tower or even split push further. And if you don't make any plays in the first, like let's say 20, 30 minutes, the carry can just get out of hand, as we saw the Jax, for example, against us. If you feed the unnecessary kills, it gets really difficult. Taşıyıcıları gereksiz yere beslememeliyiz diyor. Evet. Ve taşıyıcı üst koridordan bahsetmiş. İstersen kısa bir röportajın şöyle bir analizini yapalım. Yani dediğinde aslında çok haklı. Zaten taşıyıcı şampiyonların taşıyıcı üst koridorların meta'ya girmesinin hem yükseplerinden bir tanesi hem eşyalara yapılan değişiklikler hem de bu eşyaların getirdiği böyle ekstra yarı tanklık, daha fazla hasar, üçlü kuvvetin değişimi en çok etkileyen şeylerden bir tanesi oldu. Çünkü zaten baktığımız zaman taşıyıcı üst koridor denen şeye baktığımız zaman genelde üçlü kuvvet kullanan şampiyonlar aklımıza geliyor. Irelia geliyor, Jax geliyor. En özet olarak belki de diyebiliriz. Diğer aklımıza gelmeyenler de üçlü kuvvet aldıkları zaman aslında yine çok kuvvetlenebilen şampiyonlar. Benim aklıma mesela Olaf geliyor diyebilirim. O da inanılmaz kullanabiliyor çünkü üçlü kuvveti. Bununla beraber yani Steve dediğinde çok haklı. İki kişi ışınlan atarsanız gidip bir koridora tank gider sadece vurur. Yani gider sadece birini kitlemeye çalışır. Siz hem kitlersiniz hem de hasar vurursunuz. Irelia'dan zaten tek yemeyen yoktur diye düşünüyorum aramızda. Onun dışında diğer dediği de önemli. Tank olan gitti ışınlan attı. Sen taşıyıcısın, ışınlan atmadın, koridorun ışınlanına. Otomatik saldırılarına çok rahat bir şekilde kuleyi alabiliyorsun, ikinci kuleyi oynayabiliyorsun veya farm avantajıyla beraber direkt birebir koridorda tank şampiyonu ezebiliyorsun. Zaten örnek verdiğin tüm şampiyonlarda tamamen kule yıkmaya odaklı şampiyonlar ve üçlü kuvvetin pırıltısıyla birlikte de bir hayli güçlü olabiliyor.
Bakalım bu karşılaşmada tercih edilecek mi? Ben açıkçası Fnatic Schalke'de yani Gamsu ve Steve'in oyuncu olarak pek fazla gitmeyeceğini düşünüyorum ama açıkçası H2K ve G2 mücadelesinde yani Oda Emne ile Kikis'in ikisinden birinin bu tarz şampiyonlara yöneleceğini düşünüyorum. Kikis yok. Kikis yok. Kikis gitti. Kikis artık... Bye bye Kikis diyoruz. Çünkü takımdan ayrıldığını açıkladı o da. Yerine yedek bir üst koridor gelince o da ben yani takımın bana full güvenmesini istiyorum. Kusura bakmayın ben ayrılıyorum dedi ve G2 ekibinden ayrıldı ama konuya geri dönelim. Schalke, Fnatic ikinci maçtayız. İlk maçta da yenilmesine rağmen Schalke gayet iyi savaştı. Bakalım bu maçta nasıl bir kompozisyon kuracaklar. Mavi tarafta olduklarını da hatırlatmamız lazım. Şimdi Vladimir yasaklayacak. Fnatic ekibi olacak. Bakalım Vladimir yasağını... Evet hemen geldi. Karma, Caitlyn, Elise ve Vladimir yasaklamalarını görüyoruz. Bakalım Schalke mavi takım avantajını neyden yana kullanacak? Nidalee yasaklaması görecek miyiz? Bu çok önemli. Nidalee yasaklaması ben bekliyorum. Spirit çünkü hani bahsetmiştik bir Nidalee'nin yaptığı en iyi şey orman baskısını tamamen rakibin üzerinde hissettirmek. Ve bunu müthiş bir şekilde gerçekleştirdi. Rakibin kesinlikle kendi ormanına, Fnatic ormanına kadar açılmasına izin vermedi. Buna izin vermediği gibi gitti 150 tane güçlendirmeyi de toplayıverdi ellerinin önünden. Ryze ve Nidalee yasaklaması da geldi. Nidalee bu arada Fnatic ekibinden geldi. Schalke'nin oynamasına izin vermedi. Schalke de ilk tercihini Azir'den yana kullanıyor. Bakalım Fnatic'in cevabı ne olacak? İlk tercihi Azir hakkında ne düşünüyorsun? Pek fazla ilk şampiyon olarak görmüyoruz. Birazcık daha bunu Febiven'in ellerinden almak olarak yorumlayabilir miyiz? Yorumlayabiliriz evet. Bence de onun için yaptılar. Çünkü geçtiğimiz maç yasaklamışlardı. Bu sefer ilk seçim. Ama siz gidip körlemesine Azir seçerseniz Febiven gider karşınıza Zed seçer. Genelde gördüğümüz bu oluyor zaten. Geçen hafta ya da ondan önceki hafta da tercih etmişti. Ki suikastçı şampiyonları ne kadar sevdiğini herkes biliyor. Ve şu anda yine Braum üzerinde duruyorlar. Acaba Yellow Star yine Braum mu oynanacak? Geçen hafta neredeyse her mücadele yasaklanmasına rağmen bu iki karşılaşmada da yasaklanmadı ve Gragas. Üst koridorda mı göreceğiz, ormanda mı acaba? Yani kesin bir şey diyemiyorum. Çünkü şu anda Gragas Flex dediğimiz birden fazla koridora gidebilen tercihlerden biri. Sıkça üst koridorda da seçildiğini zaten gördük. Spirit'e bağlı bu. Spirit eğer taşıyıcı bir ormancı oynamak istiyorsa gayet Gamsu'ya bırakabilirler Gragas'ı. Ki Gamsu zaten tank şampiyonlara gayet rahat adapte olan, gayet iyi, yeterli bir düzeyde oynayan bir oyuncu. Bu yüzden... Dediğin gibi yani üst koridora gönderebilirler. Şu anda Gilius da Graves gösteriyor ki aslında en sevdiği şampiyonlardan ilk üçü diyebiliriz. Graves, Rek'Sai ve Elise üçlüsü ve üçünün de metada olduğunu söyleyelim. Tekrardan Rek'Sai'yi gösteriyor. Acaba Graves'i mi tercih edecek yoksa Rek'Sai'yi mi? Orta koridorları belli. Bakalım diğer tercihini neyden yana kullanacak? Caitlyn'in yasaklı olduğunu biliyoruz. Caitlyn'den sonra peki? En güçlü nişancı şu anda Lucian mı, Ashe mi? Açıkçası rakipte bu kadar tank ve yavaşlatma efektinden Ashe gibi de geliyor ama Karabalta yoğumuyu da es geçemeyeceğim. Tabii yani Karabalta yoğumuyla beraber Lucian da oldukça kuvvetli. Yani ben ikisini de üst sıralarda görüyorum. Üçünü de üst sıralarda görüyorum diyebilirim Ashe. Lucian, Caitlyn ikilisini. Sadece Ashe'in en büyük zayıflığı işte geçen oyunda da gördüğümüz gibi civalı kuşaklar geldiği zaman ya da arındırlar olduğu zaman ulti atamamaya başlıyorsunuz. İzin vermiyor rakipler. Bu arada Trundle tercihi geldi. Gragas'ın veya Braum'un tanklarını tamamen eritebilecek ve buna bir cevabı olmayacak. Hemen Ezreal tercihi kilitlendi ve şu anda Febiven'de Zerat, Zillion, Zed tüm şampiyonlarını şöyle bir gösterdi. Açıkçası Zed oynayabilir. Belki nişancı Ezreal olmasaydı biz Zillion tercihi de görebilirdik ama Vel'Koz gelecek mi? Zerath veya tercih edilecek mi? Bir saniye. Ya işte. Neden ya? Neden böyle gittin, bir şey yapıyor ki? O kadar güzel şampiyonlar gösterdin. Gidip Viktor nedir sonra? Viktor da iyi, hoş ama bir Zerath değil tabii. Zerath izlemesi çok daha keyifli. Özellikle oldukça ultisinden kaçışan şampiyonları görmek bana tuhaf bir haz veriyor. Şu anda da Schalke'nin Alistar tercihini görüyoruz. O da şöyle bir destekleri dolaşıyor.
Bakalım Brown karşısında hangi desteği tercih edecek? Brown karşısında yani aslında Bard yapabileceğiniz tercihlerin üst sıralarında gelmiyor bence. Çünkü kapıyı açtığı zaman kozmik bağ da direkt durdurmuş oluyor. Yani kozmik bağ arkanıza sekip gidip sizi sersemletmiyor. Çarptığı gibi üzerinizde kalıyor kozmik bağ. Hem de Namijin... pasifi... Bu arada Namijin gelecek mi acaba? Pasifinin düz vuruşunu da tamamen hasarını kestiği için pek fazla gelmeyecek. Nami'yi çok fazla görüyoruz. Ben açıkçası Nami'yi birazcık daha seviyorum ama Thresh'i kitlede. Thresh ve Jhin ikilisini göreceğiz. Jhin'in de eş gibi birazcık mesafe kat etme konusunda sıkıntıları var. Ama tabii onun da şöyle bir avantajı var. Yani hepimizin bildiği gibi duvarların ötesinden bile savaşabiliyorsunuz ultinizi kullandığınız zaman. Zaten ters pozisyonda kalabiliyorsunuz ama o ters pozisyonda kalacağınız noktaya gitmemeniz gerekiyor. Veya gitmeyebiliyorsunuz, gitmeden de iş yapabiliyorsunuz. W'nuz olsun, yani trajedi olsun, ultiniz olsun, son perde olsun çok rahat bir şekilde rakiple kapışabiliyorsunuz. Takım arkadaşlarınıza yardımcı olabiliyorsunuz ki keza Jhin ultisinin böyle savaş başlatmak için bile atıldığını gördüğümüz durumlar oldu. Yavaşlatma efekti bir hayli fazla. Şu anda da nar üzerinde duruyor. Acaba Trundle karşısında bir nar tercihi gelecek mi ve geldi de... Yok gelmedi. Şimdi geldi. Nar tercihi Maokai ve nara karşı etkili olduğunu görüyoruz, biliyoruz ama Trundle'a olan bu eşleşmesinde ne düşünüyorsun? Bence 6'ya kadar... Trundle'a karşı da etkili bir şampiyon. Çünkü Trundle'ın da böyle çok rahat mesafe kapatabileceği bir yeteneği yok. Ancak koştura koştura yakalamak durumunda. Ve Nar ya bu tarz şampiyonlara karşı istediği savaşları seçebilen, istediği takasları seçebilen bir şampiyon. İşleri iyi gittiği zaman kovalayabiliyorsunuz. Kötü gittiği zaman hopla beraber uzaklaşabiliyorsunuz. Peki bu 6'dan sonrası için dahil mi? Tabii ki. Yani... 6'dan sonra ultiler geldikten evet, sonra... Evet, yani Trundle'ın ultisi onun tanklığını alacağı için... Özellikle o zaman. Çünkü Trundle'a karşı yapmanız gereken şey zaten ultisini baitlemek, ultisini yemlemek. Bekliyorsunuz ultisini kullanıyor, sonra geri çıkıyorsunuz, ulti bittikten sonra bir daha giriyorsunuz. Bunu yapamayan şampiyonlar zaten Trundle'a karşı zorlanıyor. Yani Trundle'ın kovalayabildiği şampiyonlar, Maokai gibi şampiyonlar Trundle'a karşı zorluk çekiyor. Ama çok rahat kayıtlayabildiği için Nar... Trundle'a karşı bence doğru oynanırsa oldukça etkili bir tercih. Hatta Nar'ın bumerangının yeteneği de yanılmıyorsam 3 saniyeye kadar düşüyordu yakaladığında. Evet. Yani buna neredeyse eşimsi slow'da diyebiliriz. Perma bir yavaşlatması var neredeyse. İlk eşya donmuş Valyoz bekleyebiliriz bence Nar'dan. Bazı oyuncular bunu yapıyor. Hatta Şampiyonluk Ligi'nde de görmüştük. Evet. Fabulous'tan gördüğümüzü. Hatırlıyorum. Yine farklı profesyonel mücadelelerde görmüştük. İlk mücadeleyi Fnatic kazanmıştı Schalke karşısında. Bakalım 3. hafta 1. günde ilk karşılaşmanın 2. maçında neler olacak? Bu sefer mavi tarafta Schalke var. Peki bir önceki karşılaşmada şampiyonları kıyasladığımızda, daha doğrusu kompozisyonu kıyasladığımızda Fnatic gözle görülür bir şekilde öndeydi. Şimdiki kıyaslamayı yapacak olursan kimi birazcık daha önde görüyorsun? Ben şu anda Schalke'nin kompozisyonunu beğendim diyebilirim. Yani menzil avantajları kesinlikle var. Sadece üst koridorda Stevie'ye işte birazcık sahip çıkmaları. O nar koridorunu azıcık rahatlatmaları gerekiyor. Onun dışında diğer koridorlarda biraz üstünler diyebiliriz. Özellikle Azir'in askerleriyle birlikte bir hayli mesafeye sahipler. Senin de dediğin gibi ve Fnatic ekibi şu anda tamamen rakibin nereden başlayacağını kestirebileceği totemleri kullandı. Hemen Jhin ve Thresh ikilisi de rakip acaba koridor değişikliği yapacak mı totemini attılar. Ve sanırım bir koridor değişikliği göreceğiz gibi. Ya da rakibi bekliyorlar. Şu anda evet rakibi bekliyorlar. Yani koridor değişikliği aslında Schalke'nin işine yarar. Çünkü hani Ezreal, Braum koridoru, Jhin, Thresh koridoruna karşı çok böyle görülür bir zayıflığı yok. Ama Nar Trundle'dan üstün diyebiliriz. Özellikle menzil avantajı sayesinde. En azından burada biz eşit gideriz ama Trundle birazcık daha rahat etsin. Oo, düşüncesindeler. Orta koridorda... Evet, orta koridorda Azir kötü bir pozisyonda kalmış olabilir. Hala devam ederlerse bu minyon kaçıracakları anlamına geliyor Fnatic ekibinin. İki taraftan da bu arada
üzerine gidiyorlar şu anda. Gilius da orman kampına başlayamamış durumda. Yani sadece bir orman kampına başlamış, ikincisine başlayamamış durumda. Ezreal aşağı koridora çok ters bir yerden geliyor ve mücadele o kadar farklı bir şekilde başladı ki şu anda da Reckless düz vuruşlarıyla Stevie dürtmeye devam ediyor. Anahtar kabiliyetler de Yıldırımların Efendisi'nden bahsetmişken. 3 tane gördük bu oyunda. Bu arada Fox'un üzerine doğru gidiyor. Hemen bitkinliğini kullandı. Sıçrasını kullanıyor ve bitkinliğe sıçra takası. Gayet güzel bir takas diyebiliriz. Yani orta koridoru erkenden bitirdiler. Febiven'in çok işine yarayacak. Febiven zaten bu kadar öne geçtikten sonra neler yapabildiğini biliyoruz hepimiz. Ve Azir Victor koridorunda bu kadar rahatlaması onun da oldukça hoşuna gitmiştir. Şu anda minyonlarda 10'a 4 üst koridorda da Steve ışınlığını kullandı ve kuleyi hızlı bir şekilde almak istiyorlar. Aşağı koridorda da henüz kuleye ilk düz vuruşunu gerçekleştirememiş Fnatic ekibi var. Hatta Yellow Star üste geri dönüyor. Spirit yakaladı Gilius'u. Devam edecek mi? Kırmızı güçlendirmesi var her ikisinin de. Hayır, Spirit orada kuşları almayı yeğliyor. Aza kanateden çoğu bulamaz. Orada alıp ilerleyecek. İlk ejderhanın Alev ejderhası olduğunu biliyoruz. Yani şu anda Fnatic ekibi üst koridor dışında her yerde önde başladı diyebiliriz. Yine mavi güçlendirmeyi buna çok ihtiyaç duyan Fox'a teslim edecek Gilius. Kırmızıya dikkat ama. Evet, o da bir düz vuruş daha yapmadı. Acaba bunu Rexy olmasa yapar mıydı? Yani yine mana harcamayan bir Lee Sin olsa yine mavi verir miydi? Onu merak ediyorum. Verebilirdi, verebilirdi. Çünkü hakikaten çok ihtiyacı var orta koridor takım arkadaşının. Koreli oyuncu vardı. Şu anda adı aklıma gelmiyor ama eminim ki çoğu kişi o röportajı dinlemiştir. İlk maviden itibaren tüm maviler aslında orta koridorun. İlk maviyi bizim ormancıya vermemizin sebebi ona acımamızdan kaynaklanıyor. Ama ikinci mavi kesinlikle orta koridor almalı diye bir röportajı var. Hatta çoğu ormancıyı da birazcık kızdıran bir açıklama. Fox'u da dürtmeye devam ediyor orta koridorda. Minyonları eşitlemiş gözüküyor Azir. Özellikle mavi güçlendirmesiyle birlikte çok rahat minyon kesebiliyor. Orta koridorda da şifaya bitkinlik görüyoruz. Evet, ben şahsen Fox'tan ikisinden de farklı bir sihirdar büyüsü beklerdim diyebilirim. Çünkü yani üzerlerine atlayabilecek çok fazla şampiyon yok rakip takımlarda. Özellikle bitkinliği kime kullanacak? Evet, yani Trundle'a kullanabilir veya Rexa'ya kullanabilir. Onlara çünkü yaklaşabilecek Febiven. Veya hani kafa atarsa Fox ulti kullanmak için Azir'le birlikte ona karşı kullandığını da görebiliriz ama ben Hayalet'i çok daha etkili buluyorum Victor için. Özellikle Hayalet'in değişmesinden sonra bekleme süresi bir hayli azaldı. Hayalet'in değişmesiyle peki Twisted Fate'in şu anda zaten alınca meta dışı bir tercih demeyiz ama birazcık daha meta'nın ana şampiyonları olacağını düşünüyor musun? Olabilir, olabilir. Yani zaten hani tutuşturla da oynanabilen, ışınlanla da oynanabilen bir şampiyon ama şu anda yetenek seti bakımından veya koridorda zayıf kaldığı için pek tercih etmek istemiyor oyuncular. Ama Hayalet'le beraber yine meta'ya girdiğini görebiliriz. Benim radarımda başka şampiyonlar var açıkçası. Ben daha çok işte gördüğümüz Olaf gibi veya özellikle Hecarim'in kesinlikle meta'ya girmesini önümüzdeki haftalarda bekliyorum. Hecarim çok güçlü. Özellikle erken oyunda bir skor aldım, işler tamamen değişiyor. Bu arada Schalke ekibi hemen Alev Ejderhası'na başladı. Bir önceki mücadelede bunu yapamadıkları belki de yenilmelerinin en büyük ana etkeniydi diyebiliriz. Hem Ejderha'yı kaybetti hem de ardından Vadi'nin alametini kaybetmişti. İlk Ejderha'yı almayı başardı Schalke. Evet, Gamsu da yavaş yavaş yetişmeye çalışıyor rakibine. Bu koridor kendine doğru yavaşça ittirecek sanırım. Tekrardan göremedim ama rakibe doğru ittirirse çünkü Steve çok rahat bir şekilde dondurmayı başaracaktır onu. Alevecilerin de zaten geldiğini gördük kendileri için. Bu da özellikle fiziksel hasara çok yatırım yapan Mr. Rales'in inanılmaz işine yarayacak bir ejder. Bir sonraki de. Evet, bir sonraki de Alev Ejderhası. Aslında oyunun bu kadar erken safhasında alınan Alev Ejderhası'nın çok büyük bir önemi yok. Yani sizin hasarınızı çok fazla arttırmıyor ama dakikalar ilerledikçe işler bir hayli değişecek.
şu anda da Gilius'un üst koridora bir baskın yapıp yaptığını görüyoruz. Gamsu'yu zıplatacak mı acaba? Gamsu hemen totemini koydu. Yalnız çok güzel bir ayak oyunu. Buzdan sütun da geldi. Gamsu skorunu görecek miyiz? Hop yeteneğiyle oradan çıkmayı başardı. Şimdi agresif olan taraf Fnatic ekibi. Bu arada ultisini kullandı Spirit ama ne ultisi doğru yereydi ne de gerek vardı. Birazcık arkadan aslında Feb'i takip ettiği için hani Gilius'u belki avlayabilirlerdi ama Gilius da yani güzel bir sıçrayla zaten rahatlıkla kaçtı. Daha iyi yine de atılabilirdi o ulti. Bakalım şimdi alt koridora geri döndüğünü göreceğiz Fnatic oyuncularının. Baktığımız zaman aslında farmda minyonda oldukça öndeler. Yani birazcık haritada gezinme lüksleri var diyebiliriz. Haritada en rahat gezinebilen şampiyon da aslında Rek'Sai. Buna rağmen inanılmaz girdi. Ve açıkçası koridordaki 20 minyon farkını çok fazla, yani evet büyük bir fark ama ormandaki fark kadar değil. Çünkü koridordaki 1 minyondan 10-20 altın alırken orman kamplarından 80 altına kadar altın alabiliyorsunuz. Evet. Kesinlikle yani bununla beraber bunun ilk oyunda da gerçekleşmesi birazcık Spirit'in hani ormancılar arasında sınıf farkı yarattığını gösterebiliyor. Bize iki maçtır çünkü istikrarlı bir şekilde rakibinin üzerine oynuyor. Daha baskın ve kendini haritada hissettiren bir performans sergiliyor. Ki bunun Nidalee'ye has bir performans olmadığını da gösterdi. Şu anda da Mr. Alex dişli kamasını bitirdiğini görüyoruz. Ezreal Tanrıça'nın gözyaşı ve zıpkınını bitirmeyi tercih etmiş. Orta koridorda da bir takas söz konusu ve... Yok her an henüz zıpkın... Özür dilerim, Tırpan. 57'de hatta yani birazdan fullenecek. Gamsu kovalayacak, Gamsu... Oradan aslında sıçrasını alabilir. Hatta Split'e geliyor, sıçrayla bir oyun görür müyüz? Hayır. Çok güzel. Çok güzel bir ulti. İşte şimdi sıçrasını kullanıyor. Bir de bumerang geldi ve ilk kan döküldü. Açıkçası ben sıçra vücut darbesi bekliyordum ama daha güzel bir... Evet yani çok enteresan bir iş yaptı orada Spirit. Ama yani sonuç olarak skoru aldı. Komboların nasıl atıldığının pek de bir önemi yok. En nihayetinde skoru üst koridora da bırakmayı başardı. Kesinlikle öyle. Bu arada bumerang atmasaydı skor büyük ihtimalle zaten alınmıştı ama evet. Skorun üst koridora gitmesi çok daha önemli ve bu arada ağır kan aldığını görüyoruz. Yanına bir de uzun kılıcı eklemiş. Bakalım hangi eşyaya doğru gidecek? Karabalta muhtemelen tercihi olacak. Donmuş balyoza da gidebilir. Yani diyelim şu anda üçlü kuvvete bile gidebilir aslında. O kadar yani çok etkili bir eşya olduğu için çok sanmıyorum ama neden olmasın? Özellikle W'sunu fulluyorsa üçlü kuvvet bir hayli işine yarayabilir. İşte pozisyon tekrarı. Muhtemelen minyonlardan korktu. Atabileceği en alakasız noktada atmış aslında Spirit orada sıçrayı. Ama sonuç olarak dediğimiz gibi skoru almış ve ormancılar arasındaki fark da göze çarpmaya devam ediyor. 20 minyonluk bir fark görebiliyoruz. Evet, bu açıkçası seviye avantajına dönüşürse 1,5 dakika sonra çıkacak ejderhada işler değişebilir. Split'in bu arada agresif oyununun sadece Nidalee'ye özel olmadığını da görmüş olduk. Evet, evet. Yani Gragas gibi, evet Gragas ormanı çok hızlı temizliyor ama bir Nidalee değil sonuçta agresiflik konusunda. Ona rağmen agresif bir oyun görüyoruz. Etkili bir oyun sergilediler şu ana kadar. Bakalım alt koridorda da aradaki fark açılmaya devam ediyor. Her koridorda aslında, orta koridor dışında Fnatic'in önde olduğunu görebiliyoruz. Ve buna artık yanıt vermesi gerekiyor Schalke oyuncularının. Belki de bu koridoru hani körlemesini ittirmeyip, birazcık dondurmayı tercih edip, kendi kulelerin önünde tutmayı tercih edip, Reckless ve Yellowstar ikilisini riskli bir noktada oynamaya itebilirler. Bu arada Roma'ya doğru gidiyor Jin muhtemelen. Aşağı koridordan bahsetmişken. Jin'in takım savaşında da düz vuruş yapmaktan ziyade ultisiyle hasar vermeye yönelik bir şampiyon olması nişancı mekaniğini çok değiştirmiyor mu? Evet, evet kesinlikle. Yani çok 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 farklı bir oyun tarzına sahip. Alakasız yerlerden takım savaşına katılabiliyorsunuz her ne kadar uzak görünseniz de. Ve başka şampiyonların, takım arkadaşlarının iş yapmasına olanak sağlayan da bir şampiyon. Hem ulti hem de trajedi sayesinde. Evet, bakalım bu
trajedisini veya ultisini, son perdesini ejderhada gösterebilecek mi? Şu anda pozisyon anlamında Schalke çok daha güzel bir konumda ki açıkçası burada Split'in yaptığı çok kötü bir oyun var. Kendi ormanında ve çarpanında kullandı. Dediğinde çok haklısın. Yani dikkat etmemiştim o noktaya. Buna kesinlikle yanıt veremeyecek. Belki Bezgil ultisi mucizevi bir çalma gerçekleştirebilir. Ama Jin'in üzerinde kaldı. Yellow Star sıçrayla bir oyun Mr. Alez. Yapabileceği hiçbir şey yok. Gilius da bir an kötü pozisyonda kaldı ama Tireş Hava Yolları onu kurtarıyor. Peki bir skora bir Alev ejderhası değdi mi? Kesinlikle ben değmediğini düşünüyorum. Altın olarak önde olmalarına rağmen. Dediğin gibi yani olur da bunu bir kuleye dönüştürebilirse avantaja dönebilir Fnatic için ama şimdilik eşit durumdalar. Tabii Schalke'nin bu koridoru kesinlikle ve bu kuleyi kesinlikle koruyabilmesi gerekiyor. Özellikle Azir gibi bir şampiyon varken minyon temizleme konusunda pek sıkıntı çekmiyorlar. Şu anda da Fnatic gibi bir diğer avını bekliyor. Thresh ters pozisyondan gidince oradan bir şey çıkmayacak. Split hala bekliyor. Belki de Alev Ejderhası'nın öcünü almak istiyor. İki tane Alev Ejderhası oyunun henüz 13. dakikasında. Bir önceki oyun Fnatic onlara ne yaptı sahnesini yapıyor. Burada Fox harika bir ulti. Güzel bir sıçra. Üzerine bir de şifasını kullanıyor. Hareket hızı olsun diye ve kaçmayı başardı. Kuleyi de bu arada henüz yani bu minyon dalgasını da alamayacak Fnatic ekibi. Elleri boş döndüler bu baskından diyebilir. Sadece iki tane sihirdar büyüsü alabildiler. Şimdi de Rex'e orta koridoru tutacak. Açıkçası bu kuleyi vermemeleri görüş açısından da çok önemli. Üçüncü ejderhanın da dağ ejderhası olduğunu hatırlatalım. Üst koridorda birebirlik bir savaş izledik ama... Yukarıda... Şimdi üstüne dönüp ne tamamlayacak onu merak ediyorum. Nar, evet, Karabalta tercihinde bulundu. Mr. Alez de ayakkabısını saldırı hızı ayakkabısı olarak tercih etmemiş. Çeviklik, atiklik olarak tercih etmiş. Nar'a karşı aslında çok işe yarayacak. Braum'a karşı da kesinlikle değerli bir eşya tercihi. Bu yüzden mantıklı diyebiliriz. İşin zaten saldırı hızına öyle çok ihtiyaç, saldırı hızına neredeyse hiç ihtiyaç duymayan bir şampiyon olduğundan gayet mantıklı bir tercih. Vadinin alameti bir önceki oyunda çok erken gitmişti. Bakalım Schalke ekibi aynısını isteyecek mi? Vadinin alametinin harcanan kaynağa pek de fazla değmediğini biliyoruz. Doğru, evet. Yani 20 dakikalık kaldığı için zaten biraz zayıfça bir güçlendirme diyebiliriz. İşte taşıyıcı dediğimiz üst koridorlar sadece çok yararlanabiliyor bundan. Üst koridorda da Steve kötü bir pozisyonda. Özür diliyorum, düzeltiyorum. Gamsu. Acaba Gamsu'yu almayı başarabilecekler mi? Arka taraftan Split de geldi. Hop yeteneğiyle oradan uzaklaşıyor. Yalnız skora çok yakındı. Bir de sıçrasını kullanmak zorunda kaldı Gamsu. Ve ilk eşya tercihi olarak farklı farklı eşyaların üzerinde durduk ama ilk eşyayı Karabalta'dan yana kullandı. Split de koridoru ittirmeyi devam ediyor. Üst koridorda Nar'ın minyonda bir üstünlüğü söz konusu var. Orta koridor eşit giderken Fnatic ekibi aşağı koridorda da gayet iyi durumda şu an için. Hatta buraya ormanı da ekleyebiliriz. Aşağıda yani şu durum gerçekten çok acayip. Yani ısrarla Schalke ekibi bunu yapmaya devam ediyor. Sürekli olarak ittiriyorlar. Hani sürekli olarak ittiriyorsanız en azından Thresh'i gidip ayrı bir yere göndermeniz gerekiyor ki harita etrafında oyun yapmaya devam edebilsin. Bunu da çok yapmaya devam etmediğini görüyoruz Schalke'nin. Evet, 3. ejderhanın da dağ ejderi olduğunu söyleyelim. Dağ ejderi de açıkçası Alev ejderhası ile birlikte çok Alev ejderi ile birlikte çok sevilen bir ejder. Şu anda Gamsu çok korkunç bir şekilde kesinlikle o formda öyle. Yani barı dolmuş ve küçücük titriyor, evet. Kırmızı hiddetlenmeye devam ediyor. Bakalım o da üst koridordan baskıyı artırmaya devam ediyor tabii ki. Ortada Fox'un bu kadar baskına rağmen tutunabilmiş olması
ciddi anlamda büyük bir başarı diyebiliriz. Sürekli çünkü onun üzerine oynadılar ve Rexha'yı bir kere bile Favre'nin üzerine giderken görmedik. Yine de 0-0-0 ve skor vermemiş ve Mignon'da da üstünlüğü devam ediyor Fox'un. Geçen hafta yine bunu görmüştük. Mücadelede 10 takım arkadaşları toplamda 10 kere ölmüş olmasına rağmen Ormancı'nın ne asisti ne ölümü vardı. Açıkçası bu şu an bu karşılaşma için söylemiyorum. Zaten 2 skor var ama takımınız çok skor veriyorsa ve siz hiç skor vermediyseniz ben bunu hata olarak görüyorum. Demek ki siz hiç onların yanında olmamışsınız yani. Yanlış, evet, yani pozisyon tercihinizi biraz daha etkili kullanabilir misiniz ya burada, anlamına geliyor. Hani ölmediği için ya ölmemiş demiyoruz tabii de yani pozisyon anlamında demek ki bir sıkıntınız varmış gözüküyor. Stevie de bir hayli canını yakıyor. Tekrardan Meganar olmasına çok az bir süre kaldı derken oldu bile. Orta koridorda da tekrardan cehennem asasına giden bir Azir görüyoruz. Ayakkabı tercihlerini Ninja Tabi'den yana kullanacak anlaşılan Trundle Rexha ikilisi muhtemelen. Hadi yanılmıyorsam ona da bir güçlendirme bari, gelmişti. Hangisine? Ninja Tabi'ye. Evet, Ninja Tabi'ye de güçlendirme geldi. Yani bu kadar ittirmişken bari ikinci kuleye oynaması çok mantıklı olacak Schalke ekibinin ama henüz bunu yapacak gibi görünmüyorlar. Ama bu ittirmeleri şu işe yaradı diyebilir miyiz? Şu anda Ejder doğmuş durumda. Evet. Ve yine görüş üstünlüğü onlarda. Yalnız bu sefer Split olaya çok yakın ve çarpı da var. Spretel elinden geldiğince engellemeye çalışıyor. Güzel bir orada derisini yüz geldi. Bir de ölüm cezası. Ultisini de açıyor ama bir türlü hasar veremedi. Arka tarafta Mistralis ultisiyle hasar vermeye devam ediyor. Febiven çok fazla içeride kalınca ultisiyle almayı başardı. Yalnız Gams orayı paramparça ediyor. İkinci skoru da almayı başardılar. Şimdi Steve'in üzerine doğru gidecekler. Fox yakalandı. Fox'un da düştüğünü göreceğiz. Arka tarafta trajediyle birlikte hasar vermeye çalışıyor Mistralis ama elinden yapabileceği her şeyi yaptı. Elinden gelen her şeyi yaptı ve şimdi de daha ejderini alan taraf Fnatic ekibi oluyor. Durum şimdi ejderlerde 2-1, 2 alev ejderhasına bir daha ejderi. Yani baktığımızda... Bu arada Mistralis sıçrasını dolmadığını biliyoruz. Acaba son bir düz vuruş gelir mi? Evet, almayı başardı. Acaba Yellowstar'dan kaçmayı başaracak mı? Harika bir buzdan sütun. Yalnız Reckless'ın ultisi var. Reckless'ın ultisi gelene kadar bekleyeceğim. Yellowstar. Yellowstar da yerine mıhlandı yalnız. Çok güzel bir kapı gibi yeteneği. Yo, yettim gari yeteneği geldi. Gamsu Meganar olacak. Sersemletebileceğini biliyoruz. Gilius yerin altından bir denemek istiyor ama orada etten bir duvar var. Orada Gilius var. Çok yakındı. Fnatic ekibi gerçekten çok yakındı. Bu arada Vadi'nin alameti de veda etti. İşte pozisyon tekrarı. Burada sıkıntı şu. Mistralis çok pozisyon dışı kaldı. Tamam, burada ultisi de daha iyi kullanılabilirdi. Yani biraz daha sağda. Evet, açı istediği gibi değildi. Ultiyle savaşa katılabilse de bir tane bile otomatik saldırı vuramadığını görüyoruz. Sadece o iki tane, üç tane ultinin hasarıyla takım savaşına katkıda bulunabilmiş. Orada da sıçrasını kullanıyor zaten, evet, kaçmak için. Ama işte buradan sonra Fnatic'in yani gereksiz içeri girişi belki de tam Mistralis yakalandı dedik. İyi de yaptılar ama çok bir türlü aradan çıkaramayınca önce Spirit düştü sonra da Yellowstar'ın hasarı yetmedi. Çok güzel bir sütunla takım arkadaşını korumayı başardı Steve. Burada da neredeyse Yellowstar skorunun gittiğini görecektik ama o da ucuz kurtuldu. Fnatic ekibi açısından güzel bir haber. Altın olarak hala Fnatic ekibi önde. 35.300 altın, 31.400. Ama Schalke'nin şöyle bir avantajı var. Oyun uzadıkça Alev Ejderhası'nın verdiği, Alev Ejderi'nin verdiği güçlendirme bir hayli artacak. Özellikle şu dakikalardan itibaren zaten alınan her eşya katlanarak büyümeye devam ediyor. Ve böyle olduğu zaman belki de tercih etmediğiniz bir Rabadon'u erkenden tercih edebilir hale de geliyorsunuz. Pasifiyle birleşince muazzam bir inanılmaz hasar kaynağı olabilir. Bakalım Fox tercih edecek mi? Şu anda eşya dizilimlerini göremiyoruz. Tabii şu an bu kadar erken Nashor ve Riley'i tercih etmesi gerekiyor öncelikle. Kesinlikle o eşyalara ihtiyacı var. Özellikle rakip şampiyonlara da baktığımızda o yavaşlatmaya çok ihtiyacı olacak Fox'un. Sonrasında belki üçüncü eşya olarak düşünebilir. Nashor'un yenilenmesine rağmen açıkçası ben Nashor'a dengeleme gelince, yenilenme değil, dengeleme gelince pek fazla Azir'in oynamayacağını düşünmüştüm orta koridorda. Yani birazcık daha düşeceğini düşünmüştüm ama
hala oynanmaya devam ediyor. Yani yine güçlü, yine yetenek seti kuvvetli. Kaldı ki ultisine de dengelemeler geldi. Önemli dengelemeler geldi. Hatta vadide durma süresi bir hayli kısaldı. Ama yine de yetenek seti sayesinde oldukça kuvvetli, güçlü, alan kontrolü yüksek bir şampiyon. Ben biraz Thresh'e benzetiyorum. Yani evet. Ne kadar dengeleme gelirse gelsin veya güçsüzleşirse güçsüzleşsin, oyunda olmayan mekaniklere sahip olması işleri çok değiştiriyor. Bu arada bir duraklatma geldi. Şu anda ekranda da Fnatic oyuncularını görüyoruz. Tabii bu bekleme sırasında konuşmak yasak. Hakemler izin vermediği sürece tabii ki. Hakemler eğer izin verdiyse oyuncular da konuşmakta serbest. Bakalım. Sıkıntı galiba Schalke tarafında şimdilik. Yoksa Fnatic tarafında mı? Onu da birazdan görürüz diye düşünüyorum ama maçtan bahsedelim tabii ki. Şu anda oyunun kontrolü, yani harita avantajı yine Fnatic'te gibi görünüyor. Kesinlikle öyle. Ama bir önceki oyuna göre Schalke hatalarını kesinlikle telafi etmiş. Hem seçim ve yasaklama ekranı olsun, hem global görevler olsun. Gerçekten çok daha üstün bir oyun sergiliyor. Peki, mücadeleye başlamadan önce, yani ilk mücadele başlamadan önce büyük takımlara karşı nasıl mücadeleler ortaya koyacağını, nasıl maçlar ortaya koyacağını merak ettiğini söylemiştin. Henüz bu kadar büyük evet. bir kulübe karşı bir maç oynamamıştı. Peki sence bu mücadeleye de dahil olmak üzere nasıl buluyorsun? Tabii daha sonlanmadı ama... Bence Schalke iyi şeyler bekliyor diyebiliriz önümüzdeki haftalarda. Çünkü hani oyuna yaklaşımları, skor kovalayış tarzları, takım savaşında bulunma tarzları vesaire hepsi gayet üst düzeyde. Sadece kurdukları kompozisyonlar bazen sıkıntı yaratabiliyor. Veya rakip takım ciddi anlamda haritayı iyi kontrol edebiliyorsa ona karşı bir çözüm çözüm bulmakta zorlanabiliyorlar. Bunun dışında ben Schalke'nin bu halini, yeni halini eski Elements'e göre, eski isimleri olan Elements'e göre daha başarılı buldum diyebilirim. Kesinlikle öyle ve bu arada oyuncuların değişmeyip de sadece yönetimin, sadece kulübün değişmesinin, bu ufak değişikliklerin oyunu bu kadar etkilemesi de aslında bir hayli garip. Evet, Fnatic ekibi. Bakalım bu maç neler yapacaklar? İki galibiyeti koparabilecekler mi? Onlar da çünkü. Bu arada hatayı da öğrendim. Febiven ve Spirit Golem'e vuruyorlar. Golem hiçbir şekilde hasar almıyor. Ardından her ikisi de ölüyor. Şu anda... Ne? Hasar, yani oyunun duraklatılma sebebi bu. Her ikisinin de Golem'e hasar veremeyip Golem'e ölüyor oluşu. Açıkçası bu şu ana kadar... Reji mi söyledi bunu? Reji mi söyledi? Evet ama gerçek haber. Trollü olmasın. Gerçek haber. Evet, reji gerçek. Kesin bilgi mi? %100. Gerçek evet. %100. Altyazı geçebiliriz. Çok çok enteresan, yani ilk defa böyle bir şey duydum. Bakalım neler olacak, yani remake mi olacak yoksa devam mı edeceğiz? Devam et. Yani tabii ki bu hakemlerin kararı ama gerçekten şu ana kadar duyduğum en ilginç duraklatılma ya da şu görmedik anda... Görmedik öyle bir şeyini. Nerede öldüler anlamıyorum. Belki de ben trolleniyor da olabilirim şu an ama... Febiven ve sanmıyorum. Ya bence bizim Reji'ye rejiler... Güveniyorum. Bence bizim Reji'ye güveniyorum. Reji'ye güvenmeli miyim? Ses. Yok sakın. sakın. Bakalım belki de öyle. Günah almayalım ya. Belki de öldüm. Belki de hakikaten Golem'e vuramayan Spirit ve Febiven Golem'e ölmüşlerdir. Belki de. Yani hiç sanmıyorum ama... Yani mavi güçlendirmeymiş bu arada. Mavi miymiş? Detayları verdikçe... Az önce golemdi. Ne oldu şimdi? Belki mavi de... Ha. Yani mavi de bir golem. Sonuç ya olarak ölüyor. Ya döndü ikisini de mi kesti? Ben anlamıyorum. Evet, bu nasıl mavi güçlendirme? İkisini de... Güçlü mavi güçlendirme? Aniden ölmüş bu arada. Yani, ha bir de aniden ölmüş. Aniden. Tek atmış bir de. Senin hikaye ya. Ölüm hızlı gelmiş. Bakalım. Oyuna döndüğümüz zaman... anlayacağız. Galiba oyuna dönüş yapıyoruz. Evet. Hata düzelmiş. Düzelmiş mi öyle mi? Yani
belki bir ekoltisi gelmiştir. Evet, mücadele kaldığı yerden de devam ediyor. Yo. Hayır, bu bir önceki pozisyonun tekrarı. Az önceki pozisyonu incelemiştik. Dediğimiz gibi burada Mr. Ales çok uzakta kalmışlardı. Kalmıştı Mr. Ales'ler. Uzakta kalmışlardı ve sonrasında yakalanmasına rağmen yine de hani takım savaşına çok katkıda bulunamasa da skorları toplamayı bilmişti. Ve yine duraklatmaya geri dönüyoruz. Oyuncular, Schalke ekibi, onlar da tabii ki sabırsızlıkla şu maça dönsek de fanatiği yensek diye düşünüyorlar. Bir daha mavi güçlendirme almazlar herhalde. Bakalım. Fnatic ekibi. Ama onlar da çok fazla ahını aldı Schalke'nin. Özellikle ilk maç rakibin 3-4 kere mavisini, 3-4 kere kırmızısını çalınca sonuçta maviler tarafsız. Mavinin intikamı diyebiliriz ve maça dönüyor muyuz? Döndük. Süper. Oley be. Güzel. Tam da dönemedik. kırmızıya ölen double lift evet. Sebebiyle. Reckless ve Yellow Star kırmızı güçlendirmeyi ölünce. Bakalım yani yine döneceğiz herhalde. Çünkü yani tam olarak anlayamadım ben de sıkıntının sebebini. Belki de dendiği gibi yani orman yaratıklarında bir sıkıntı varsa ve giderilemiyorsa. Yani bu daha doğrusu oyunun gidişatını etkileyecek bir bug ya da bir nasıl desem sıkıntı ise eğer o zaman oyunun yeniden başlatılması söz konusu olabilir. İstersen Rocket Orion mücadelesinde ilk maçı bu nedir ya? Arkadaş. tamam oyunun adam neden duraklatıldığı belli. Adamlar AFK. Uyuyakalmışlar. Ben AFK abi. Şalke nasıl bir... Yalnız dizi şu an o kadar huzurlu bir şekilde uyuyor ki. Pardon, yatıyor ki. Yani mutlular. Arkalarına rastlanmış durumdalar. En iyisi ya. Ne yapacaksın ki? Yani gerek yok. Şey konuşman yapmaya. Yasak. Ya konuşmuyorsun zaten, evet. Bu arada Orien'in kazandığını da söyleyelim. Rocket ekibi karşısında. İkinci mücadeleyi de kazanmış ve gayet başarılı, evet. İlk kez 3 puanı kendi hanesine yazdırıyor. Doğru dedin. Aslında çok ya mantıklı. Şu ana kadar çünkü 4 maçta hiç galibiyeti yoktu Orien ekibinin. 2 beraberlik, 2 yenilgileri vardı. XPK'nin dediğimiz gibi nişancıya geçişiyle beraber çok zorlanıyor gibi duruyorlardı ama Rocket gibi kendini güçlendirmeye devam eden bir kulübe karşı galibiyet alabilmeleri büyük bir başarı. Önümüzdeki haftalarda da Orien'in daha güçlü olacağını söylesek zaten yanılmış olmayız. Yarınki mücadelesi de Giants arasında Orien'in. Açıkçası bu hafta 2 galibiyet birden alabilir. Ben yarınki mücadeleden de en kötü 1 puan alacağını düşünüyorum. Evet, duraklatmalar. Müthiş bir Schalke amblemi. Artık yani bir yerden sonra kameramanlardan neyi göstereceğini şaşırıyor tabii. Şuradaki amblemi göstersem, şuna zoom yapsam birazcık derken. Birazcık da bu oyuncuyu çekeyim. Duraklatmalar herkesi zorluyor tabii ki. Biz sunucular dahil olmak üzere. Kesinlikle. Bu kime yarıyor tabii ki? Oyunun soğuması kime yarıyor diye soracak olursak bence Schalke ekibine yarıyor. Çünkü Fnatic momentumu elinde tutan, ivmeyi elinde tutan taraf gibi duruyordu. Oyunun biraz daha böyle rahatlaması, gevşemesi belki de geride olan Schalke ekibinin işine gelebilir diyebiliriz. Ama Schalke ekibi de oyun uzadıkça güçlenecek taraf. Yani tabii ki. Eğer minyon temizlemeyi doğru düzgün yapabilirlerse, yani oyunu olabildiğince kaplumbağa gibi üstlerine çekilip uzatabilirlerse Alev Ejderhansı'nın etkisini çok rahat bir şekilde görecekler. Yani bununla birlikte zaten takımları da incelemek gerekiyor. Çünkü takımlarında bir Trundle var. Oyun sonunda tam bir canavara dönüşüyor. Orta koridorda Azir'in zaten ne kadar uzak menzillerden hasar çıkarabildiğini, alan kontrol edebildiğini hepimiz biliyoruz. Alt koridorda Jhin yine aynı şekilde çok uzaklardan
hasar verebilen, takım savaşına katkıda bulunabilen bir şampiyon. Suratını anladığım kadarıyla sen reji tarafından trollenmeye devam ediyorsun. Ben tamamen trolleniyorum şu anda. Seni yüzüne gülüyorum ama aynı zamanda Rezi'yi de dinliyorum. Hatta bazen konuşurken bir anda duraklamamın sebebi de cümlemle seni aynı zamanda Rezi'yi dinlerken duraklatmalar, bir hali zor oluyor. Duraklatmalar hepimiz için büyük bir sınav. Hem oyuncular hem sunucular hem kamera ekibi için. Birazdan çok değişik bir açıyla yine böyle bir zoom out göreceğiz. Büyük bir ihtimalle Avrupa LCS yazısına. Ama yapılacak başka bir şey de kalmıyor. Yani. Türkiye büyük finali olsa gerek ya da başka bir etkinlikte. Glendal ve Johnny'nin sunduğu mücadelede yanılmıyor. Zoom out'u görüyor musun? Schalke amblemi. Evet. 90 dakikalık bir yaklaşık olarak 60 dakika 90 dakikalık bir aksam olmuştu ve artık ya çünkü konuşabileceğimiz şeyler çok belli. Yamanotları, şampiyonlar, önceki karşılaşmalar, gelecek maçlar. Ama bir zaman sonra konuşacağımız hiçbir şey kalmıyor ve en son konuşulan şey kumdan kalelerdi. Ben de işte kamera açılarını izliyorum şu anda zaten. Dediğimiz gibi güzel zoom-inler, zoom-out'lar. Şampiyonluk Ligi ne yaptı ya? Ya Şampiyonluk Ligi şu an çok enteresan bir durumda. Lige de başladık tabii ki. Hatta söyleyelim yani bu cumartesi günü saat 2'de oynanacak. Geçtiğimiz hafta sonu Euro 2016 sebebiyle hafta sonu maçlarını saat 6'da başlatmıştık ama orijinal formata geri dönüyoruz. Daha doğrusu asıl planlanan formata geri dönüp saat 2'de başlatıyoruz. Cumartesi ve pazar günü ve pazartesi günü oynanacak Şampiyon Ligi maçlarını ama pazartesi günü tabii ki yine 6'da başladığı gibi sonrasında da analiz masası programı olacak. Hatta analiz masası analiz masasını da böyle ligin her mücadeleyi izleyemeyenler için çok güzel bir özet oluyor aslında. Evet, güzel bir özet. Bolca sohbet, muhabbet. Birazcık daha rahat oluyor. Biraz daha rahat bir program tabii ki. Bakalım, oldukça eğlenceli yani. Evet, Schalke fanatik. Ne dersin? Bence Schalke oyununda iki alev ejderhası, alev ejderi alıp altında fanatik öne geçecek. Schalke'nin iki alev ejderi vardı. Daha ejderi eklemişler miydi? Yok, daha ejderi fanatikte. Takım savaşından sonra fanatik ekibine gitmişti. Önümüzdeki mücadelelere de bu arada şöyle bir göz atalım. Ben kontrol edeceğim bu arada mücadelelere. Hemen şöyle bir bakıyorum. Bu arada Hatay'ı da söyleyelim izleyenlerimize. Ciddi kesin bilgilik geliyor mu? Kesin bilgi. Bana hala mavi buff diyorlar. Ben yine bunu aktarayım. Mavi buff'ı öldüler ve can barlarını görmedikleri için minyonların da can barlarını görmüyorlarmış. Kontrol K'ya basınca geçiyor. Hemen Avrupa'ya mail atıp yok ama günü kurtarıyorum. Dedikleri gibi yani eğer böyle bir sıkıntı varsa ve girip çıkmak düzeltmiyorsa yeniden başlatılması söz konusu olabilir. Evet, bu tarz kararları bazen görebiliyoruz. Chat'te bazı izleyenlerimizin sorusunu görüyorum. XPK neden nişancı oynuyor diye. Açıklayalım, anlatalım hemen. Forgiven. Ya ben şahsen benim çok anlamadığım, anlam veremediğim bir sebepten ötürü artık yani çok oyundan eski hazzı belki alamadığını, profesyonel olarak, takım olarak bir yere pek gittiklerini göremediklerini söyledi. İşte antrenmanlar çok kötü geçiyor. Maçlarda ortalama bir jinx mi? Ne alaka? Maçlarda ortalama bir performans sergiliyoruz. Durum da böyle olunca yani morali bozulmuş ve takımdan çıkmış adeta Forgiven. Aslında hala yedekte gözüküyor. Evet, yedekte görünüyor hala. Muhtemelen resmi olmayarak çıktı. Yok, hayır yani yani dediğinde haklısın aslında, yedekte hala görünmesine rağmen açıklamalar vesaire yapıldı. Evet. Yani Forgiven'la yollarımızı ayırdık şeklinde bir açıklama yapıldı. Şu anda geçici olarak XPK ile mücadele ediyor takım. XPK nişancı rolüne geçti. Hala onunla beraber antrenman yapmaya, onunla beraber oynamaya devam ediyorlar. Schalke'nin logosuna 27. zoom out'umuzu da görüyoruz bu arada. Bununla en beraber son... şu tabii şaşırtıcı. XPK ile zaten daha iyi oynadıklarını, hani hangi rolde olursa olsun XPK ile beraber oynamaktan takım arkadaşları oldukça memnun.
Durum böyle olunca yedek olarak nişancı pozisyona geçti dediğimiz Xpeke'nin hala orada oynamaya devam ettiğini görebiliriz. Hali hazırda bugün çünkü Rocket ekibini yenmeyi de başardılar. Önümüzdeki maçlardan da bu arada bahsedelim. H2K G2 maçı oynanacak. Bundan hemen bir sonraki mücadele ve sonrasında da Splice Giants mücadelesi yine karşınızda olacak. Hatta günün son maçı olarak. H2K G2 karşılaşmasını da bugünün değil haftanın en çok beklenen karşılaşması evet. diyebiliriz. Çünkü H2K'nin ligin ilk 3'te olabileceğini çoğu yorumcu veya kağıt üstünde belli. Yani gerçekten çok güçlü bir takım. G2 ise ligi ilk 2 sırada neredeyse bitirebilecek kapasitede bir takım. Hı hı. Hatta ligin ilk sırasındaki yani en yüksek tier, en yüksek seviyede G2, ardından Fnatic ve H2K geliyor evet. diyebiliriz. O yüzden belki de en büyük sınavına çıkacak G2. Buradan puan almaları gerçekten çok önemli olacak onlar için. Hatta puan almalarının yanında kendilerini göstermeleri, özellikle üst koridorun kendini göstermesi gerçekten çok önemli olacak. Ben şu ana kadar oynadıkları maçlara da bakıyorum tabii ki. G2, Orion'a karşı oynamış. Bakalım. Giants'a karşı yine bir mücadele sergilemiş. Sonrasında Rocket'e karşı ve Splice'a karşı oynamış. Yani Fnatic veya H2K karşı maçları yok. Az önce de bahsettiğimiz gibi G2'da tamam 4 galibiyetli birinci pozisyonda, birinci konumunda ama oynadıkları takımlar yine orta seviye ekipler olduğu için onlar da kendilerini Avrupa LCS sahnesinde kanıtlamak istiyorsa kesinlikle bu H2K galibiyetine ihtiyaçları var. Kesinlikle öyle. Zaten bu seviyeye gelmiş takımlar yani evet mesela bir Giants. Biz onlara kötü takım demiyoruz. Sadece alt seviyelerde olan takımlar diyoruz. Çünkü Avrupa LCS'e kadar gelebilmiş her takım ne kadar başarılı olduğunu kanıtlıyor aslında. Önemli olan ne kadar tutunabildikleri, mevsimi nasıl atlattıkları olacak. İstersen birazcık daha meta yorumlarına başlayalım. Çünkü mücadele hala başlamadı. 6.11'i ve 6.12'yi değerlendirebiliriz. Belkoz'a gelen 6.10 ve 6.11'de değişiklikler var. Hem yavaşlatma etkisi olsun, hem dürtme potansiyelinin bir hayli artması olsun, pasifi olsun. Belkoz'un destek olarak oynanmasını bekliyor musun? Destek de olabilir, orta koridor da olabilir. Ben Velkoz zaten yani çok kuvvetli bir şampiyon olduğunu düşünüyorum aslında. Özellikle daha önce hani böyle tek oynandığını gördük. Gelen güçlendirmelerden sonra neden oynanmadığını da merak ediyorum. Sadece yetenek atışlarının tutturması birazcık zor ve çok hakim bir oyuncu belki. Hani cebinden çıkarıp böyle bir tercihi sahaya sürebilir. Ülkemizde bunu Abarya'nın geçtiğimiz mevsim Dark Passage'da yaptığını görmüştük. Ama işte şu anda 6.11 yamasındayız. 6.12'ye geçtiğimiz zaman yine eğlenceli şeyler bizi bekliyor. Mesela Corki çok kuvvetli bir hale geldi. Daha doğrusu önemli güçlendirmeler aldı. W'ye gelen güçlendirmeyle beraber birinci seviyede normalde bırakırsınız W'yu. Ya da pardon, fullleyebiliyorsunuz W'yu ve artık bekleme süresi özellikle erken seviyelerde çok çok daha hızlı dolabiliyor. Ve onun haricinde E yeteneğine ve ultisine gelen değişiklikler var. Ultisine daha önce gelen bir güçlendirme vardı. Hasar artışı yaşanmıştı. 0.1 oranla bir hasar artışı yaşanmıştı ama tabii bunlar açıkçası birazcık daha profesyonel olmayan oyuncular için çok küçük değişiklikler. Bu oyunu ne kadar etkileyebilir gibi yorumlar çok fazla geliyor ama açıkçası 0.1, 0.2 gibi değişiklikler oyunun geleneğine baktığımızda çok fazla etkileyebiliyor. Tabii canım, Corki zaten yani pat diye metadan düştü. Bunda en büyük sebebi otomatik saldırısı. Normalde %110 hasar vururken o pasifin ortadan kalkmasıydı. Yani Corki'nin otomatik saldırısı %55 fiziksel, %55 büyü hasar vuruyordu. %50'ye %50 haline geldi ve bununla beraber tek bir değişiklik Corki metadan sildi. Arka arkaya gelen bu değişikliklerle beraber ben şahsen metada yeniden görmeyi bekliyorum diyebilirim. Bununla beraber tabii ekleyelim. Fizz eskisine göre biraz daha güçsüz. W ve E yeteneğine peki, belli başlı değişiklikler geldi. W ve E yeteneğine gelen değişikliklere rağmen bu onun oynayışını kesecek mi? Yoksa yani orta koridor yetenek gücüne mi kayacak? Yani üst koridordan orta koridora mı geçecek? Ben aslında tam tersini bekliyorum. Orta koridor Fizz'in daha geri planda kalıp üst koridorun yine güçlenmesini ya da üst koridor oynanacaksa üst koridorda devam etmesini bekliyorum. Çünkü efendim? Hedefin eksik yani eksik can miktarının düşürülmesinden dolayı ben üst koridorda oynanmayacağını düşünüyorum açıkçası. Ona
Bakayım. Evet, onda haklısın. Ben de esinlen. Çünkü yani iki tarafta da aslında hasarı kısıldı diyebiliriz. Hem W'dan gelen yüzde hasar hem de E'nin bekleme süresi. Çünkü normalde baktığımızda yüzde hasara üst koridor fiz daha çok ihtiyaç duyuyor. Çünkü genelde üst koridor fize W fullemeyi planlayabiliyorsunuz. Ama E'ye de oyunbaz düzenbaza da orta koridor fizin daha çok ihtiyacı var. Çünkü daha kırılgansınız. üst koridordan bahsetmişken 6.10'da gelen değişiklikler vardı. Rise ve Swain'e gelen değişiklikler vardı. Keza Echo'ya gelen değişiklikler vardı. Echo'yu hala görmüyor. Yani Echo'yu o gelen değişikliklerden sonra görmemeye başladık. Ne üst koridorda ne ormanda. Hatta bazen orta koridorda tercih edildiği bile oluyordu. Evet, şu anda Orion Rocket maçından görüntüler izliyoruz. Acaba Swain, Rise gibi şampiyon... Rise mesela düşmedi hala Yama'dan. Rise oldukça kuvvetli. 30. dakikadan yine bir saniye. İkinci maç. Rocket, Orion arasındaki ikinci maç mücadelesi. XPK'e galiba iki oyunda da Ezreal tercihinde bulmuş. Yani bir önceki ilk maçtan bilmiyorum ama ikinci maçta Ezreal tercih etmiş. Genelde onu böyle daha böyle çok daha kolay... Daha az mekanikle. Daha az mekanik isteyen şampiyonlarda görmüştük. Yani Sivir tercihinde özellikle bulunmuştu. Yavaş yavaş o yetenek setini arttırması da... olumlu bir durum diyebiliriz Orion ekibi için. Kesinlikle öyle. Acaba Ezreal tercihinden sonra açıkçası ben XPK'nin nişancı rolünde Corki oynayacağını ben hani bana sorsalardı XPK'nin ilk nişancı maçında ne oynayacak diye ben açıkçası kesinlikle Corki derdim. Belki ve... Varus. Aynen öyle. Varus ve Corki derdim. Hatta ondan sonra üçüncü tercihim de Lucian'dan yana olurdu. Çünkü arada bir orta koridorda oynandığını görmüştük. Ama çok farklı Sivir ve Ashe tercihinden yana kullandı. Yani Corki gibi bir tercih varken ki ne kadar hakim olduğunu biliyoruz. Nişancı tercihleri gerçekten ilginçti. 6-12'yi bekliyor olabilirler. Önümüzdeki hafta 6-12 yamasına geçeceğiz ve dediğimiz, bahsettiğimiz bu değişikliklerle beraber onların da Corki'yi daha seri bir şekilde tercih etmeye başladığını bir ihtimal görebiliriz. Peki yamalardan bahsetmeye devam edelim. Illaoi'nin çok fazla değiştiğini biliyoruz. Koridor aşaması artık inanılmaz derecede kuvvetli. Yani koridor kaybetmesi özellikle bu seviyede gerçekten çok zor. Hem koridor ittirmesi olsun hem sahip olduğu yetenek seti olsun. Illaoi'yi görür müyüz sence? Ülkemizde yani ligimizde görmeye başladık. Illaoi tercihini Fabulous iki kere gerçekleştirdi. İlkinde çok iyi oynadı. Gerçekten iyi bir performans sergiledi. İkincisinde tahmin ettiğimiz gibi yani bir yerden sonra pek iş yapamamaya başladı. Hatta Avrupa LCS'de de Soaz'ın birkaç kere tercih ettiğini görmüştük. Yani Illaoi gerçekten kuvvetli bir şampiyon. Koridorda, koridor değişikliği yapmayacaksanız birebir durumlarda domine edebiliyorsunuz rakibinizi kesinlikle. Koridoru kazanabiliyorsunuz. Baskın yediğiniz zaman da yani iki kişi gönderdiğine pişman olabiliyor rakip. Yani 1-2, 1-3, 1-4 pozisyonlarda vesaire çok kuvvetli bir şampiyon haline gelebiliyorsunuz. Bu yüzden Illaoi zaten metada hasar konusunda herhangi bir sıkıntı yoksa maça mı döndük? Maça döndük. 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 Kesin bilgidir umarım. Replay kesin değil mi? Yok yok, kesin bilgi. Altyazı geçebiliriz. Bakalım. Kim öldü demiştin şeye? Spirit ve Febiven demiştim. Ama hayır. Bilmiyorum. Ben büyük ihtimalle inanılmaz bir troll yemiş de olabilirim. Olabilir, bilmiyorum. Olabilir. Çünkü Febiven zaten yani Febiven zaten ölmüştü. Evet. Takım savaşında. Yüzyılın trollünü yemiş olabilirsin, evet. Bir ihtimal. Üzdü şu an. Bir ihtimal. Neyse, ben Rezi'ye güveniyorum. Hala güveniyorum. Bakalım. Maça bu yeniden... Bu arada gerçekmiş. Gerçekten gerçek. Peki. Gerçekten gerçek. Vallahi gerçek. Bakalım. Mr. Hallez yoğumusunu bitirdikten sonra çok defansif bir eşya tercihini görüyoruz. Malmortius. Hayatta durması gerekiyor tabii ki. Çünkü şu anda onun üzerine atlayabilecek Gragas'a dikkat etmesi lazım. Ama yani karşıda Gnar varken, karşının agresif şampiyonu, üzerine atlayabilecek şampiyonu Gnar'ken Malmortius tercihi çok da mantıklı değil bence. Yani bu kadar erken bence de değil. Belki alınabilirdi ama birazcık daha geç alınabilirdi. Bundan sonraki ejderin de Bulut Ejderhası ejderi olduğunu hatırlatalım. Bulut ejderi hakkında neler düşünüyorsun? Oyunun şu anda en
güçsüz ejderi olarak görülüyor. Yani anca 3 ejder aldığınız zaman etkisini görebiliyorsunuz. Bu arada Yellowstar'ın üzerine oynamış Schalke ekibi ve sıçrasıyla beraber ultisini de almayı başardılar. Özellikle ejderhayı 1 dakika kalmışken bunu görüş avantajına çevirebilirler hazır üsteyken. Bu arada Spratel çok güzel bir ölüm cezası. Tam vücut darbesinin olduğu yere sıçrasının ve ultisinin olduğunu biliyoruz. Acaba kullandıracak mı? Hayır. Fener'e de basmak yerine tüneliyle içeri girdi ve birazcık da hasar aldı Baron'dan. Orada Fener'i tercih etmemesinin sebebi de olası bir ultiydi muhtemelen. Evet. Estralezi üst koridoru itirmeyi devam ediyor. 2-0-2 oynayan bir Reckless görüyoruz. Manaveren'in bir buzdağını bitmiş. Hemen mahvolmuş kralın kılıcına doğru gidiyor. Onun haricinde spesifik bir eşya görmüyoruz. Açıkçası bu kadar erken vücut darbesi değil, özür dilerim. Ölü adamın zırhı beklemiyordum Gragas'tan. Şu var tabii ki. En önemli etkisi belki de hareket hızınızı inanılmaz artırması. Oo, Febivan ayak son hareketleri devam ediyor. Son gelecek mi acaba? Kendim. Güzel. Sıçrasını da kullandırttılar ama. İki tane oyuncunun sıçrası olmadığını biliyoruz. Bu arada ölü adamın zırhı. Ölü adamın zırhı. Bahsettiğimiz durum verdiği hareket hızıydı. Yani rakibin üzerine fark edilmediğiniz bir noktadan çok daha rahat yürüyebiliyorsunuz. Hatta bazen sıçra bile atmanıza gerek kalmıyor. Çok rahat kovaladığınız için rakibi. Mesafeyi bir anda kapatabiliyorsunuz. Ve Schalke ekibi ilk mücadelede dahil olmak üzere ilk defa kulelerde öne geçen taraf oluyor. Bir önceki oyunda kulelerde durum 5-2, 6-2 iken şimdi kule avantajı Schalke'de. Ejderha da vadiye inmiş durumda. Bakalım bu ejderi Fnatic. Evet, Fnatic rahat bir şekilde alacak. Çünkü gerçekten çok uzak diğer oyuncular. Tünellere bakacağım. Hayır, tünellerle de bir oyun gelmeyecek. Üst koridora atılan bir ulti var Rexey'den. Baron'a yardım çağrısı geliyor şu anda Schalke'den ama bu çok riskli olur. Tek başına split almaya devam ediyor. Nar ise kulelerde durumu eşitledi aşağı koridorda. Sinyaller geldi bu arada Baron'un üzerine. Fnatic ekibi tarafından. Aslında görüşleri yoktu. Evet, yani hazır olsa ki şu anda Ezreal ultisinin gelişi zaten bize anlatıyor orada bir görüşlerinin olmadığını, hiçbir hakimiyetlerinin olmadığını. Ve hala orada bekliyor Gilius. Alınmayacak şey değil aslında. Evet, şimdi, şimdi başladılar. Açıkçası bu çok geç ama Nar o kadar gerideyken Gragas ve Braum'un hala üstte olduğunu söyleyelim. Daha ejderleri yok ama hala istiyorlar. Bakalım bu nasıl bir karar olacak? Ezreal ve Victor buraya gibi dürtebilen şampiyonlar varken bu bir ölüm olabilir. Onlar da bunun farkında. Reckless çok fazla hasar veriyor. Kırmızısı da var. Bir savaş isteyecekler mi? Hayır. Yalnız 10 saniye, 15 saniye önce olsaydı çok rahat almışlardı. Çok daha farklı olabilirdi. Bu arada bir sonraki ejderde daha ejderi. İşte Schalke bunu kesinlikle Fnatic'e vermemesi gerekiyor. İki takımın da birbirine mutlaka kaptırmaması lazım. İki takımın da çünkü hızlı baron olabilme, düşürebilme potansiyeli var. Bir tarafta mahvolmuş kralın kılıcı olan Reckless'la yine yüzde hasar vuran Nar. Diğer tarafta da Azir ve Trundle olduğunu görebiliyoruz. Ki Fnatic ekibinin bu ikinci dağcıları olacak. Onların elinde bulunması tabii ki çok daha tehlikeli zaten bir tane olduğu için. Cehennem hasasına doğru gidiyor Azir tekrardan. Fox'un çizmeler. Evet, saldırı hızı çizmesi tercih edilmiş. Evet, savaşçı çizmeleri güçlendi bildiğiniz gibi. Son gelen yamada 6-11 yamasında. Bununla birlikte hem taşıyıcılar artık biraz daha önemsediği gibi saldırı hızına direkt ihtiyaç duyan şampiyonlar da tercih ediyor. Zaten yani Azir oynarken 15 büyü nüfuz alacağınıza direkt daha fazla otomatik saldırı yapmanıza izin verecek bu ucuz savaşçı çizmelerini almanız çok daha mantıklı olabiliyor. Kesinlikle öyle. Ben çok fazla kayda tercih edildiğini görüyorum. Açıkçası bu gelen eşya değişiklikleri olsun, meta değişiklikleri olsun acaba bir kal tercihi de görür müyüz? Bu arada çok kötü bir pozisyonda kaldı Febiven. Yellowstar elinden geleni yapıyor ama o duvar yetmedi. Şimdi de Gamsu istiyorlar. Gamsu skor da geldi. İki skor birden almayı başardılar. Split hala hayatta ama Boron'a gidecekler.
3'e 5'lik bir durum var şu anda. Yalnız çok fazla hasar veriyor. Harika bir oyun Fox'tan. Yani o kadar fazla dürtüyor ki çok zor duruma sokuyor Schalke'yi. Ve şimdi de Boran'a başlamış durumda. Speed sıçrası olduğunu biliyoruz. Gregas rahat bir şekilde Baron'u da çalmayı başarabilen bir şampiyon. Yalnız Fox o kadar güzel bir oyun yaptı ki takım arkadaşlarıyla birlikte. Split'i neredeyse evine kadar götürmeyi başardı ve çok rahat bir Baron alıyor burada. Takım arkadaşları sayesinde Schalke ekibi. Split'i orada çok güzel dürttüler ve sonrasında Baron'u da rahatlıkla almayı başaracaklar. Bakalım Schalke ekibi kovalamaya devam edecek mi burayı? Ters pozisyonda kaldığını görebiliyoruz Reckless'ın. Daha kötü bir yere gittiler şu anda. Sıçrasını kullandı. Acaba Thresh ölüm cezası deneyecek mi? Şimdi gelecek o ölüm cezası sıçratacağı yere ama hayır başarılı olamadı. Fox'u yerine sersemletmeyi başardı. Bir de ulti sıçrasını ve şifasını kullanmak zorunda kalıyor. Gilius ise öyle bir yerde ise geri dönüyor ki ucuz kurtuldu diyebiliriz. Yalnız burada Fnatic ekibi çok çok daha karlı çıkabilirdi. Eğer bu kadar gereksiz uzatmak istemeselerdi. Ve çok daha kötü de olabilirdi onlar için. Çünkü güzel pozisyondan geldi Azir ama ultisi o noktada elinde değildi. Burada da yakalanan Fevran işte askerden dayak yediğini görüyoruz neredeyse. İnanılmaz hasar almış orada otomatik saldırılardan. Ve içeri girmeye çalışan Gamsu da bir türlü istediği ultiyi atamayınca... Kitle kontrolden evet. Çıkamamış bir türlü. Burada da Fox Baron'a gelmelerini engelledi. Tabi orta koridordan kule alıp Fnatic... Kulelerde öne geçmeyi başardı ama Baron'la birlikte bu farkı kapatıp hatta açabilirler. Şu anda alınabilecek dış kulelere baktığımda 3 tane dış kule olduğunu görüyoruz ki eğer bu kulelerin hepsini alırlarsa altında da eşitleyecek Schalke ekibi. Reckless'ın canı birazcık yandı ve Schalke ekibi dürtmeye devam ediyor. Yani şu anda bir tane Rek'Sai'nin üzerinde bile o güçlendirmelerden, alev güçlendirmenin sayesinde 163 hasar olduğunu görebiliyoruz ve ulti. Ulti sadece bir mermi geldi ve hemen iptal etti bekleme süresi gelsin diye. En azından karşılıklı olarak ulti takaslarını yaptılar burada Reckless'lar. Birazcık daha avantajlı olan taraf Mr. Alez oldu ve kuleye bir hayli hasar veriyorlar. Hatta almayı da başardılar. Son fısıltı tercihi görüyoruz Mr. Alez'den. Totem temizliğine devam ediyorlar. Aşağı koridorda ise Steve buzdan sütunu kullandı. Çok güzel bir sıçra. Split çok garip bir pozisyonda kaldı. Birdenbire umduğu gibi olmadı. Zamanlaması gerçekten güzeldi ve şimdi gelecek olan minyonlarla birlikte aşağı koridorun dış kulesini de alacaklar ve altında durumu olabildiğince düşürecekler. Ben şu anda Jin'in üzerindeki fiziksel hasarı gerçekten merak ediyorum. Yani seçilirse onu da dikkat etmeye çalışacağım. Şu anda çünkü Trundle'da 263 fiziksel hasar olduğunu görebiliyoruz. Sadece bir tane saldırı hasarı evet, eşyası var. Evet. Ve şimdi de daha izlerini alacaklar. Yalnız Split'in birazcık görüşü olsa oraya gidecektiler ama hayır. Görüş avantajı şu anda her iki takımda da değil ama pozisyon avantajı gözle görülür bir şekilde Schalke'de. Bakalım bu daha izlerini kim alacak? Orta koridordan ilerliyor şu anda Fnatic. Orta koridordan alabilecekleri bir kule de yok aslında. Şimdi Fox çok fazla hasar aldı. İçeriye kadar girecek mi acaba? Reckless canı o kadar azaldı ki savaştan çıkmak zorunda kalıyor. Yellowstar düştü ilk başta. Reckless'ın ultisi pek de fazla hasar vermedi. Dördüncü mermi ise kimse isabet etmiyor. Ve totemi de kırıp oradan gidecekler. Bu bir daha ejderi anlamına gelebilir. Üst koridoru ittirip kule almak isteyebilirler. 488 hasar vardı bu arada Jin'in üzerinde. Sadece 3 eşyayla ve bu 3 eşya... Çok fazla hasar veren eşyalar da değil aslında. Yom olsun, son fısıltı olsun, Valmortius olsun. Bakalım 4. 5. eşyayı aldıktan sonra ulti de oldukça fazla can yakmaya devam edecek. Marş öyle bir denedi ama başarılı olmadı. Herhalde oyundaki şampiyonlara baktığımızda en çok daha ejderini sevebilecek şampiyon Jin diyebiliriz pasifi sayesinde. Özür dilerim. Alev ejderi. Evet, evet kesinlikle. Yani kendi kendine fiziksel hasar kazanan bir şampiyon olduğu için hani mesela buna neye ekleyebiliriz yetenek gücü şampiyon olarak? Kendi kendine yetenek gücü kazanan Veigar. Bir Veigar'ı kesinlikle ekleyebiliriz. Yani ben denk geldim ne yazık ki 3 ejderli bir rakip Veigar'a ve 1500 yetenek gücünü gördüğümü de hatırlıyorum. Zaten yetenek gücünü de eskisine göre çok daha rahat kazandığı için bir de üzerine bu
güçlendirmeleri eklediğinizde çok büyük sıkıntı yaratan sorunlarla karşılaşabiliyorsunuz. Özel bir oyunda Veigar seviye 1'de toplayabildiği kadar yetenek gücünü toplayıp solo baron yaptığını biliyorum. Yani sadece yetenek atışı atıp sadece yetenek atışlarıyla yani deneyim kazanmadan. Yeni pasifiyle birlikte gerçekten çok güçlü bir şampiyon. Ya tabii ki normal oyunlarda bunu yapmanızın imkanı yok ama sahip olduğu güç potansiyelini görme açısından güzel bir pencere açtırıyor bize. Gilius da şu anda üst koridora doğru gidiyor. Fox da yine aynı şekilde 3-4. Eşyasına doğru ilerliyor. Bakalım hangi eşya tercih edecek? Cehennem asasını hala bir şey çevirmedi. İnflak değneğini hiçliğe çevirdi. Aşırı büyük sopasını bakalım neye çevirecek. Belki bir Robodon görebiliriz bu alev ejderhalarının yanına. Gilius kötü bir pozisyonda, hemen sıçrasını kullanmak zorunda kaldı. Yalnız son bir düz vuruş onu sersemletecek. Bir de ulti geldi üzerine. Tüneli olduğunu hala hatırlatalım. Ama kaçabileceği ve yapabileceği hiçbir şey yok. Ve şimdi ormancı ölmüşken Baron'a da 1 dakika 15 saniye var ama Gilius oraya yetişecektir. 40 saniyelik bir bekleme süresi var. Bakalım Fnatic bunu neye çevirecek? Fnatic'in bunu çevirebileceği bir objektif bulunmuyor. Belki üst koridor ikinci kuleyi kovalamayı deneyebilirler ama onun dışında yapmak istedikleri ana şey rakip ormanın hakimiyetini ellerine geçirmek. Neden? 1 dakika sonra Baron çıkıyor çünkü. Ve bakalım bu süre içerisinde de ultiler yağmaya devam etti. 1506'lık bir hasar gördük orada da. Evet, kuleyi de almayı başardılar. İşte şimdi güzel bir takas oldu onlar için. Daha ya güzel bir takas. Bunu kullanması gayet mantıklıydı aslında Jin'in. Çünkü asıl görev ortaya çıktığında o ulti bekleme süresinden dolmuş olacak. Jin ultisi yani şu anda izleyici arayüzünde görmüyorduk Jin'in ultisinin bekleme süresinden dolduğunu. Birazdan da maça geçiş yapacağız. Şu anda hatta maça geçiş yaptık. Tekrardan. Herhangi bir şey kaçırdık mı diye bakıyorum. Hayır. Kaçırmadık. Boron etrafında da görüş üstünlüğünü ele geçirmeye çalışıyor şu anda Fnatic ekibi ve başarılı da oluyor aslında. Sahip olduğu arayışlarla birlikte. Vexay'ın üzerinde yine keşif taşı görüyoruz. Vexay'lar çok fazla tercih ediyor bunu. Baron da vadiye inmiş bulunmakta. Helki takımında dağ ejderi olduğunu biliyoruz. Orta koridorda da karşılıklı dürtüşmeler devam ediyor. Ve yani bir takım savaşında artık oyunun kaderinin belirlenebileceği vakitlere yaklaştık diyebiliriz. Rabadon tercihi geldi Azir'den. Onu da hatırlatalım. Azir'den Rabadon tercih geldi ve Alevejderiyle birlikte çok fazla hasar artışı oluyor ki bir önceki takım savaşında, özür dilerim, iki önceki takım savaşında neler olduğunu görmüştük. Şu anda ters pozisyonda takımlar, bakalım neler olacak. Çok kötü bir pozisyonda kaldı. Güzel bir Gragas ultisi görüyoruz. Hemen gelen bir ışından var. Orada Fnatic ilk skoru almayı başardı. Acaba ikinci skor gelecek mi arka tarafta? Nardan çok güzel bir ulti. Mistralize almayı başarabilecek mi bakalım? Yellow Star onu desteklemeye geldi. Buraya kadar dedirdiler Mistralize. Yellow Star hala hayatta. Ve Fnatic ekibi 3'te 3 yapmayı başarıyor Reckless'la birlikte. Hatta 4'te 4 bir de 5'te 5 gelir mi? Ultisi var mı? Hayır, yok. Ama bu işte Baron anlamına geliyor. Çok kopuk bir takım savaşı sergiledi Schalke ekibi. Fox'un etrafında oynamaları gerekiyordu ama biraz dağıldılar. Fox ters tarafta kalınca hasar çıkaramadı üzerinde bu kadar eşya olmasına rağmen Schalke bu takım savaşını kaybetti ve Baron'u da rakiplerine verecekler. Azir'in burada tek başına bir şey yapması mümkün mü acaba? Bir dikkat etmek gerekiyor tabii ki. 2300 can Baron'u kaptıracaklar. Devam var mı? Hayır, ama Ezreal'ı almayı başardı. Belki Baron'u almayı bile deneyebilirdi. Devam edecek mi? Hayır, devam da etmiyor. Yani gerçekten heyecanlandırdı ama yeterli gelmedi. Bir 4-5 saniye yavaş olsaydı Fnatic ekibi, biraz daha böyle gecikmiş olsalardı Baron'a, çok büyük sıkıntı olabilirdi onlar için bu durum. Ama Baron'u en azından aradan çıkarmayı başarlar. Burada işte görüyoruz. Schalke'den Gilius biraz fazla içeri giriyor. Trajedi derken kullanılınca kimseyi yakalayamıyor. Gragas da güzel ulti atmış orada ve içeride kalmış çok fazla. Ve Fox
bu feneri almamayı tercih edince işte ters tarafa sıçra kullanıyor. Sonrasında da zaten olayların bittiğini, gerçekleştiğini gördük. Fox'un hala ultisi var şu anda. Aynen öyle. Yani o feneri yakalayıp belki bu ulti kullansaymış rakiplerin üzerine çok daha farklı gelişebilirmiş her şey. Tabii kesin konuşmamak gerekiyor. Onu da yakalayabilirlermiş ters pozisyonda ama bu durum zaten Schalke için hiç iyi değildi. Olabilecek en kötüsünü yaşadılar zaten. Evet. 4'te 4 atan bir Ezreal, üzerine de verilen bir Baron ve şu anda Kadim Ejderha da vadiye inmiş durumda. Hızlı bir şekilde Schalke ekibi başladı. Speed ters taraftan girmeye çalışıyor Azir'in askerleri. Buradan geçmeyiniz diyor ama 6000 canda, 6500 canda yalnız Gamsu yakalandı. Büyük Meganar haline dönemeden düştüğünü görüyoruz. Yellow Star düşecek mi acaba? Son mermi isabet etmiyor. Yalnız hala hedefleri Kadim Ejderha. 3000 cana kadar düştü. Fıçı patlıyor ama o da yetmeyince Kadim Ejderha'yı aldılar ve artık Alev Ejderha'ların da gücü %50 artmış durumda. Ve şimdi Reckless'ın üzerine doğru gidiyorlar. Sıçrasının olmadığını biliyoruz ama sihir geçişi olduğu sürece kovalamanın anlamsız olduğunu onlar da farkında. Bakalım şimdi bunu neye çevirebilecekler? Alabilecekleri tek dış kule, üst koridor dış kulesi. Gözlük yakıyor. O kadar zoom out dedin. Hakikaten bunu hakkını vermek lazım. Müthiş yakalamışlar. Kesinlikle öyle. Ve Baron'a karşı Kadim Ejderha. Bakalım bu güçlendirmeyi etkili bir şekilde kullanabilecek mi Schalke ekibi? Daha doğrusu bu Baron'un sıfırlanması anlamı. Yani iki güçlendirme de birbirini sıfırlayacak diyebiliriz. Çünkü elinizde Baron olsa bile Kadim Ejderha'lı bir takıma karşı ittirmek istemezsiniz. Ama elinizde Kadim Ejderha var. Bu sefer de Baron güçlendirmeli minyonları geçip kuşatma yapmak kolay bir şey değil. Yani önümüzdeki 2-3 dakika boyunca oyunun soğuduğunu belki görebiliriz güçlendirmeler bitene kadar. En azından bir sonraki Baron vadiye inene kadar kesinlikle katılıyorum. Gilius hemen totemini bıraktı ve geriye çekilen taraf oluyor. Doğru, trajedi gelen geldi bu arada. Evet, ultiyle hasar vermeye devam ediyor ama beklenen hasar bu değil. Dördüncü mermide yanılmıyorsam 1071 vurdu. Yok, Gragas'a 500 Gragas'a, hasar evet. Vurdu. 500 hasar mı? Gragas'a kritik vurdu ama 500 hasar da aslında oldukça iyi. Bu arada Steve kötü bir pozisyonda, koruyucu meleği olduğunu biliyoruz. Can çalmasıyla birlikte orada hayatta kalabilir. Fnatic ekibi için işler tersine dönebilir. Braum hemen ultisini kullandı. Steve oradan kaçabilecek mi? Sıçrasının var olduğunu biliyoruz ama o feneri kullandı. Ve şöyle bir ultilere bakacak olursam... Yani burada aslında Schalke daha iyi oynayabilirdi burayı. Sadece Spratel'i fener atmak için gönderip geri kalan herkes ortadan ittirebilirdi ve inhibitor bile açmayı düşünebilirlerdi. Şu anda ellerindeki zaten Kadim Ejderha güçlendirmesiyle beraber çok hızlı kule alabiliyorlar. Baron güçlendirmesinin bittiğinde hatırlayalım. Schalke eğer maça ağırlığını koymak istiyorsa Kadim Ejderha ile beraber şu anda bir koridordan birleşip ittirmeleri gerekiyor. Yalnız şimdi üste geri döndüler. Ardından tekrar bir koridora yönelecekler. Yani o ejderhanın güçlendirmesini kaybettiler diyebiliriz neredeyse. Pek de fazla istedikleri gibi kullanamadı şu anda Schalke ekibi. Fnatic ekibi ise totemlemeye devam ediyor. Oyunda Ezreal ve Azir'in tüm eşyalarını tamamladığını görüyoruz. Mr. Rales de bombardıman topu tercihinde bulunmuş. Zaten bu takım savaşlarında pozisyon bulmakta zorlandığı için o ekstra menzili oldukça işine yarayacak. Ama biraz daha efektif bir eşyaya, son eşyaya en azından ihtiyacı var. Bir ebedi kılıç hasarını oldukça yüksek miktarda artırabilir. Gamsu'yu yakaladılar bu arada. Gamsu'nun burada kalkanı olması çok etkili olacak. O kalkanı şimdi kırmayı başardılar. Yalnız bu normal bir hasar değil. Gerçekten çok fazla. Acaba son bir düz vuruş gelir mi? Hayır, bir türlü gelmedi. İyi, o zaman split'i alırız diyorlar. Ama o da yetmedi. Ölüm cezası? Hayır. Çok güzel bir sıçra. Yalnız şimdi Reckless'ın sıçrasını aldılar. Gamsu'yu ve split'in bir hali canını yaktılar. Evet. Ama bunu dönüştürebilecekleri hiçbir şey yok oyunda. Önümüzdeki takım savaşında, yine Kadim Ejderha etrafında göreceğiz diyebiliriz. Pardon, Baron etrafında göreceğiz diyebiliriz. Ve bu takım savaşında Reckless'ın da, Fox'un da, yani iki takımın da en önemli taşıyıcısında sıçrası olmayacak. Burada işte
eksik sihirdar bir üstünün etrafında daha iyi oynayan takım maçı kazanacak dersek pek yanlış olmaz herhalde. Fnatic şimdi nehir etrafında görüş avantajını elinde tutmaya gayret ediyor. Pembe totemleri temizlediler, yeşil totemlere geçtiler ve nehre en azından rakip görüşü olabildiğince sildiler diyebiliriz nehirdeki. Kesinlikle öyle. Bir önceki oyunda yaptıklarının aynısını yapmak istiyor şu anda Fnatic ekibi. Aradaki altın farkı stabil olarak 4000 altın olarak devam ediyor ama bir zaman sonra aradaki altın farkı 20.000 dil olsa hiçbir şeyin değişmediğini biliyoruz. Altı eşya olduktan sonra pek bir önemi yok ve neredeyse tüm oyuncular altı eşya olmuş vaziyette. Baron'un doğmasına ise 35 saniye kadar bir süre kaldı. Görüş avantajı olarak her iki takımın da eşit olduğunu söyleyebiliriz şu an için. Her ikisinin de Baron Pit'i etrafında içinde görüş olmasa bile etrafında görüşleri var. Burada ışınlan oyunu yapabilecekleri takımların herhangi bir totemi de yok. Fnatic'in bir tane mavinin arkasında olan totemi var. Evet. Bakalım. Şu anda Febiven Rabadon bitirdi. Diğer tarafta Mistralis Ebedi'yi tamamladı. Reckless'ın ve Fox'un da eşyaları zaten tamdı. Bütün taşıyıcılar full eşyaya ulaşmış durumda. Sadece üst koridorda Steve'in bir eşyası yarım düzeyde ve son takım savaşını burada izliyor olabiliriz. Bu şekilde Baron'a başladılar ve bahsettiğimiz toteme gelen bir ışından var. Split içeriye girdi ve çalmayı da başardı. Bakalım çıkmayı başarabilecek mi yoksa savaş mı arayacaklar? Gilius düşecek mi? Hayır, düşmedi ve savaştan çıkma kararı alıyor Fnatic ekibi. Ve açıkçası bu çok daha iyi bir karar oldu onlar için. Yalnız ulti geliyor şimdi. Yellow Star'ı tutmayı başarabilecek mi? Gamsu hemen önüne geçiyor ve istediği kadar vursa pek bir etkisi olmayacak. Ve Split aldı, çıktı. Sıçrasını kullanmadan. Normalde böyle bir durumda takımların 2500 canda rakip ormancı içeri girince Baron'u bırakıp hemen ona yöneldiklerini görürdük. Ki ormancıyı öldürelim sonra Baron'u zaten yaparız mantalitesiyle. Ama işte orada başarılı olamadılar. Şimdi kendi üstlerini korumaya çalışacaklar. Baron güçlendirmeli Fnatic'e karşı. Burada Fox'un dikkatli olması gerekiyor. Burada ölürse oyun bitebilir. Ultisi de geliyor ve Fener'e basması artık gerçekten çok zor. Yalnız Reckless! Harika bir oyun. Neler yapıyorsun? Reckless'ı almayı başardı ve birebirlik takas oldu. Açıkçası bunu kimse beklemiyordu. Öyle bir hasar inanılmaz. Şifasını da kullandı ama bir türlü yetmedi. Fnatic ekibi hala devam ediyor. Güzel bir ulti geldi. Hemen ayrılmayı başardı orada Mistralis. Gamsu kuleyi de tanklıyor ama o kadar tank değil. İlk skor almayı başardı Sharky ekibi. Gilius'un koruyucu meleği var mı diye bakıyorum. Hayır. Onu düşürmeyi başardılar. Ölüm cezası. Oo, çok güzel tuttu. Harika tuttu. Derisinin yüzde gelecek. Acaba son bir düz vuruş gelir mi? Hayır. Kaçmayı başardı kulenin düz vuruşundan. Ama kafasını koparan bir Steve var. Şimdi de Split'in üzerine doğru gidiyorlar. Sıçrası olmadığını biliyoruz. Split'i bakalım yakalayabilecekler mi? İlk hedef orada Yellow Star olmayacaktır. Fenerini kullanıyor. Mistralis acaba trajedisiyle yavaşlatmayı başarabilecek mi? Hala devam ediyorlar ve yerini mıhlamayı başardı. Arka taraftan kapatan bir Sprater var. Ultisini kullanıyor yalnız şu anda. Yalnız Mistralis çok ters pozisyonda attı ultiyi. Çok ters pozisyonda attı ve ultisini de bozmak zorunda kaldı. Split şu anda vücut darbesiyle oradan ayrılmaya çalışıyor. Derisinin yüz birazcık erken geldi ama hasarı tanklayabileceği hiçbir şey yok. Spratel burada bu mevsim gördüğümüz en iyi destek oyunu yapmış olabilir. Arka arkaya atılan ölüm cezaları, sonrasında kullanılan derisini yüzler takım arkadaşlarına resmen bu takım savaşını kazandırdı diyebiliriz. Zaten birazdan tekrarını da izleyeceğiz diye düşünüyorum. Fox orada yapabileceği en iyi şeyi yaptı. Çok kötü yakalanmasına rağmen en azından rakip taşıyıcıyı aradan çıkarmayı başardı. Az canlı da olsa ve burada ultiyle beraber Reckless'i düşürdüğünü görüyoruz. Sonra Spratel'in yaptığını izleyeceğiz. Bir tane ölüm cezası Spirit'in üzerine vuruyor ve ivmelerini bozuyor rakiplerinin. Nereye gitti? Ne güzel anlatıyordum ya. Ne güzel anlatıyordum replay'i. Nereye gitti replay? Ardından da Febiven'i tutuyordu ölüm cezasıyla. Febiven'i yakalıyor, sonra bir daha Yellow Star'ı yakalıyor derken hatta şimdi de Yellow Star'ı yakalıyor. Yellow Star'ı da düşürmeyi başardılar. Ezreal'ın ultisi acaba yetecek mi Gilius'u öldürmeye? Hayır. Mistralis ultisini kullanıyor. Dördüncü vuruş çok fazla. Yalnız bir mermi daha gelmiş olsa öldüğünü görecektik Febiven'in. Gerçekten çok fazla hasar veriyor. İki tane alev ejderhasıyla birlikte şu an saldırı hasarının 690 olduğunu biliyoruz. Koridor temizleyecek oyuncuları şu anda Fnatic'in üstünde. Buraya acilen Febiven'in gelmesi lazım. O da hızlı bir şekilde koşturmaya devam ediyor zaten. Yalnız kuleye hiç kimse düz vuruş yapamadı. Bu Schalke ekibi adına çok kötü bir haber.
o boşluğu çok iyi değerlendirebilirlerdi. Bu arada Reckless sadece iki tane düz vuruş yemiş olmasına rağmen. Malmortius'u deaktive oldu şu anda. Bir sonraki savaşta Malmortius'un ağzı olmayacak ellerinde. Ve şimdi alt koridora bir rotasyon kovalamaya çalışıyor. Yalosların da hala ölü olduğunu biliyoruz. Şu anda aşağı koridordan kuleyi almak istiyorlar ve çok hızlı bir şekilde aldılar. Yalnız inhibitörü zorlamayacaklar sanırım. Fanatiğin de şöyle bir avantajı var. Kuleye, inhibitöre vurabilecek menzili kim var? Fox ve Mr. Ales. Ve bu iki şampiyonun da otomatik saldırı menzili bir hayli düşük. O yüzden gidip de bir Caitlyn gibi uzaktan kulelere vurmakta güçlük çekiyor Schalke ekibi. Bu da Fanatiğin defansını birazcık daha kolaylaştırıyor. 10 saniye kaldı Kadim Ejder'e. Görüşleri olmadıklarını bildikleri için bir takım savaşı arıyorlar ama ölüm cezası isabet etmeyince oradan geri çıkmak zorunda kaldılar. Gregas'tan güzel bir patlayan fıçı geldi. Şimdi işte büyük soru, bu Kadim Ejder'i almayı başarabilecekler mi? Spirit bir kere çalmıştı, bir daha çalabilir. Spirit'e çok dikkat etmesi gerekiyor Schalke'nin. Zil'den gelen bu ulti çalmayı başardım. Hayır, Viktor'da kaldı. Fnatic ekibinde kaldı. Gregas'tan harika bir ulti. Spretel elinden geleni yapıyor ama yeterli değil. Önce Ejder'i, ardından Spretel'i, ardından da Azir'i almayı başarıyor. Ama karşılıklı olarak yapılan bu takasla şimdi de Febiven'in düştüğünü görüyoruz. Steve ise arka tarafta elinden geleni yapıyor ama yeterli değil. Koruyucu melekten çıkacak ama tekrardan düştüğünü göreceğiz. Mr. Alex. Kayıtlar salabilir. Kayıtlar salabilir. Acaba denemeyi devam edecek mi Split? Şarjörünü değiştirmesine az bir süre kaldı. Nar gelecek buraya. Nar tutturursa, bu merak tutturursa Mr. Alex'in düştüğünü görebiliriz ama Fnatic orada onu bıraktı ve direkt orta koridora yöneliyorlar. Çünkü oyunu bitirebilmek adına ellerine büyük bir avantaj geçti. Bakalım burada bunu kullanabilecekler mi? Sadece Julius ve Mr. Dallas burayı tutmaya çalışacak. Bakalım bu inhibitörden sonra Fnatic ne yapacak? Şu anda alev alev yanıyorlar. Orta koridordan inhibitörü de açmayı başardılar. Hala devam ediyorlar. Evet hala devam ediyorlar ve galibiyet almak için ellerinden geleni yapıyorlar. Fox'un hala öyle olduğunu biliyoruz. Julius içeriye doğru girdi. Agro'yu kendi üzerine çekmeye çalışıyor ama 10 saniye var, 10 saniye var. 10 saniye dayanması gerekiyor Schalke'nin. Dönecek Fnatic. Acaba Julius düşecek mi? Dönecek Fnatic, kaybedebilir burada. Fnatic Yellowstar içeride kalıyor. Yellowstar almayı başardılar ve şimdi de Reckless manası olmadığını biliyoruz. Yavaşlatma yeteneğine sahip herhangi bir şampiyon. Hayır yok. Yalnız Rex'e ultisini kullandı. Arka tarafta Ejderha tarafından kapatabilir. Ama ne? O canlar ne? O HP'nin öyle. Hala oraya gidince nereye attın sen onu? Ve şu anda Totem'e de yakalandı. Tek yiyeceksin Julius. Takımlar da bunun farkında. Geriye kaçmak zorunda kalıyor. Ezreal'in ultisi var mı diye bakıyorum. Hayır yok. Julius geldiği gibi gidiyor. Aynı hızda. Ve hatta burada skor veren taraf bile olabilir. Çok bir kötü oynama. Ulti. Çok kötü bir ulti geliyor. Julius. Yani EU ulti geldi orada. Gragas. EU Gragas gördük orada. Bustan geldi. Hala savaş istiyor Schalke ekibi. Acaba üzerine gidecek mi? Daha demin neler olduğunu biliyoruz. Koruyucu meleği de yok. Çok güzel bir çekim kuvveti geldi ve takım savaşından kaçmayı başarıyorlar. Orta koridorda alınan inhibitörden sonra Schalke bakalım nasıl cevap verecek? Şu anda minyonları çok uzakta. İnhibitöre de vurmadılar. Derisini yüz atıp kaçıyorlar. Açıkçası bunu beklemiyordum. Derisini yüz atıp geri döneceklerimi gerçekten hiç beklemiyordum. Ve şimdi de üstse geri dönüyorlar. Baron'un doğmasına ise 5 saniye kadar bir süre kaldı. Üste geri dönmeyi şimdi iptal edip Baron'a kadar yürümeyi tercih ettiler. Karşılıklı olarak sadece akıl oyunları görüyoruz. Yaklaşık 2 dakikadan beri Spirit daha demin Baron'u çalmıştı. Acaba şimdi çaldıran taraf mı olacak? Rex'e oraya çok yakın 5000 cana kadar düştü. 2000 can, 1000 can, 400 can ama Spirit de kaldı ve Julius çok içeride. Güzel bir Nalu ultisiyle birlikte Julius skorunu almayı başardı. Reckless Gamsu içeriye doğru çekiyor ama Gamsu doğru hedef değil. Fox ne yaptın Fox? Içeride. Fox içeriye geliyor ve beni öldüreyim diye kendini feda ediyor. Şimdi de Steve'in düştüğünü göreceğiz. Fener'e basabilecek mi? Hayır. O kadar kalabalık ki. Fener'e bile basamıyor. Thresh'in duvarları Thresh'in hayatını kurtarıyor ama maçı kurtarmaya yetmeyecek. Fnatic ekibi sadece bir inhibitörü açarak Nexus kulelerine dayanıyor. Üst koridordan da yıkılan bir kule var. İlk mücadeleyi Fnatic kazanmıştı. İkinci mücadeleyi de Fnatic emin adımlarla galibiyete gidiyor. Ve yapabileceği hiçbir şey yok. Mr. Alles sadece üstten hasar vermeye çalışıyor ve harika bir galibiyet. Yaklaşık olarak 4 dakika, 5 dakika boyunca sadece akıl oyunları gördük. Karşılıklı olarak Baron çalmalar, Ejder çalmalar, akıl oyunları harika bir maçtı. Sen de istersen maçı ben de olsa derin yani, bir nefes alayım. Julius'tan gerçekten çok kötü bir performans izledik. Özellikle 3
harita görevinde de çarpları çok zayıftı. Bir tane baron çaldırdı. Bir tane kadime ejderha çaldırdı. Sonra barona da, son barona da, fanatin yaptığı barona da gerçekten çok kötü bir çarp kullandı. 1500 civarında kullandı, evet, çarpı. Ve sonrasında çok rahat bir şekilde almayı başardı orada fanatik ekibini. Yani Julius deneyimli bir ormancı diyebiliriz. Avrupa sahnesinde bilinen bir ormancı. Ama bu oyunda panik yapmanın belki de kurbanı oldu. Kesinlikle öyle. Geçen haftaki performansı, Rexy performansı olsun, daha önce Grace performanslarını çok iyi biliyoruz. Gerçekten başarılı bir oyuncu. Yani geçen haftaki performansı gerçekten başarılıydı ama bu hafta belki de Fnatic karşısında oynamanın verdiği heyecan da olabilir. Ya da sadece bir performans düşüklüğü. Çünkü sadece ikinci maça göre değerlendirmiyoruz. İlk mücadelede de yanlış zamanda yanlış yerdeydi. Keza tünelleriyle kat ettiği mesafelerde takım arkadaşları peşinden gidemedi ve Fnatic 2 galibiyet almayı başararak 3 puan elde etti. Yani şöyle diyelim, ormancıların yerini değiştirin sadece. Bu maçı çok rahat Schalke alabilirdi. İki mücadeleyi de Schalke alabilirdi. Ya da değiştirmeye de gerek yok. Yani yerine belki aynı kalibrede, aynı seviyede takımlarda oynayan bir ormancıyı, belki bir Airwax'i veya Jankos'u koyduğunuz zaman Julius yerine, onlarla beraber de Schalke galibiyeti uzanabilirdi. Ama Fnatic'i tebrik etmek gerekiyor. Özellikle Ormancı Spirit'i öncelikle tebrik etmek gerekiyor. Eşit giden koridorlarda farkı yaratan kişi kesinlikle Ormancı Spirit'ti. Kesinlikle sana katılıyorum ve günün en çok merakla beklenen karşılaşması H2K Giants maçına dakikalar sonra... H2K Vitality bir saniye. H2K G2 özür diliyorum. H2K G2 mücadelesine geçiyoruz. Dakikalar sonra LoL TV'de.